Çok değerli Oda Başkanım, TÜRMOB'un çok değerli Genel Başkanı, kamu kurumlarımızın çok değerli yöneticileri, odamızın başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere kurul üyelerimiz, ilçe temsilcilerimiz, eğitmen arkadaşlarımız, çok değerli meslektaşlarım, yine bir Cevahir seminerinde hep birlikteyiz. Bugün Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu son düzenlemeler kapsamında elektronik dönüşüm uygulamaları konulu seminerimize hoş geldiniz. Sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. TÜRMOB'umuzun çok değerli genel başkanı, çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, çok değerli gelir idaremizin daire başkanı, sevgili meslektaşlarım, odamızın yönetim kurulu adına sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Son yıllarda, son birkaç yıldır özellikle çok ciddi mesleğimizde bir değişim yaşıyoruz. Ülkede bir değişim yaşıyoruz. Buna paralel olarak da mevzuatımız sık sık değişiyor. Özellikle teknoloji, dijitalleşme bizi çok yakından etkiliyor. 30 yılımızı geride bıraktık. Adeta şöyle söyleyebiliriz, 30 yılın sonunda bir dönüm noktasındayız gelecek olarak. Hele bu e-uygulamalarla her gün salonlar biraz daha doluyor, taşıyor. Genellikle elimden geldiği kadar farklı konuşmaya çalışıyorum, farklı bakmaya çalışıyorum. Bir tarafta mükelleflerimiz, bir tarafta ülkenin içinde bulunduğu ihtiyaçlar, sıkıntılar, diğer tarafta da meslektaşlarımızın durumu. Hepimiz zorlanıyoruz. Mesleğin bu gittiği noktada ilk etkilenen mesleki gruplardan biriyiz. Maalesef birçok meslektaşımız, belki ben de buna dahilim, mükelleflerimizin ödeme listelerinin son sıralarında isimlerimiz yazılıyor. Veya bir şey ödenmeyecekse önce biz tercih ediliyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız zor günlerden geçiyoruz. Bu koşullar belki bizim biraz daha cesaretle bu günlerde mesleğin geleceğiyle konuşma cesareti veriyor bize. Belki bazı şeylere farklı bakmak zorundayız. Ben bugün bu salona gelen arkadaşlarımın ciddi bir bölümünün 5.000 lira ve 30.000 lira için geldiğini biliyorum değerli arkadaşlar. Kulüste de birçoğuyla konuştum. 5.000 lira ve 30.000 lira için geldiğini biliyorum. Artık yavaş yavaş şunu konuşmak zorundayız. Biz bugün bu 5.000 liraları meslek mensuplarının doldurup doldurmamasını mı? Bu rakam seneye 2.000 lira. 2 sene sonra 1.000 lira. Bu işin artık bizim yapmamız gerekip gerekmediğini konuşmak zorundayız. Bu işin ticaret odası neresinde? Esnaf odası neresinde? Eğer bunu konuşamazsak bugün buralardan yol alamayız değerli arkadaşlar. Sorunlarımızı çözemeyiz. Sorunlarımızı çözemeyiz. Belki 2 sene sonra bu rakam 500 liraya düştüğünde bu salonlar da bizi almaz, stadyumlar da bizi almaz. Özü şu arkadaşlar, 30 yılın sonunda bir noktaya geldik. 30 yıldır biz ağırlıklı olarak istisna, danışmanlık, müşavirlik, raporlama yapan arkadaşlarımızın sayısı çok fazla değil. Ağırlıklı olarak fatura fiş giriyoruz. Ağırlıklı olarak defter tutuyoruz. Ağırlıklı olarak da beyanname muhasebeciliği yapıyoruz. Bu bizim gerçeğimiz. Bu şekilde devam edebilir miyiz? Tablo bunu göstermiyor değerli arkadaşlar. Anladığımız şu, 507 ile
Anladığımız kadarıyla 2-3 seneye kadar yazar kasaların tamamı kalkıyor değerli arkadaşlar. Yeni nesil yazar kasaları. İhtiyari olarak yürürlüğe giren bir kayıt satış cihazı var. Hem vatandaşlar için hem ticaret erbabı için. Bu sene 5 milyon liraya düştü. 5 milyon liraya düştü e-defter sınırı. 5 bin liranın üzerindeki artık elektronik ortamda kesilecek. Vatandaşlar için 30 bin lira. Tüm bunları düşündüğümüzde bir dönemin bittiğini görüyoruz. Artık gerçeğe dönmemiz lazım, işlere bakmamız lazım. Madalyonun bir tarafında faturalar, fişler, defter tutmalar, yeni gelen turizm beyannameleri, şimdi ikincisi konaklama vergisi, kişisel verilerin korunması ile ilgili verbis, yepyeni beyannameler, yepyeni işler. Diğer tarafta da müşavirlik var, danışmanlık var, raporlama var, hak ettiğimiz ücreti almak var. Çok kolay değil bu sıkıntılı ortamda bürolarımızda bir değişimi sağlamak, değişime ayak uydurmak, işlere gelir gözüyle bakmak çok kolay değil. Haklı olarak diyoruz ki biz muhasebe ücretimizi alamıyoruz. Yarın iki tane beyanname daha gelecek zorunlu olarak. Örneğin turizmle uğraşanlara konaklama vergisi beyannamesi gelecek. Şeyden itibaren vergi gelecek Ocak'tan itibaren ayrı bir hesaplama. Şimdi de bu ay kurumlar vergisi mükellefleri için başladı. Turizm katkı payı beyannamesi ayrı bir beyanname. Bunların ücretlerini nasıl yansıtacağız, nasıl alacağız? Aslında teknoloji işimizi kolaylaştırıyor değerli arkadaşlar. Şöyle kolaylaştırıyor. Şöyle bakın değerli arkadaşlar. Belki defteri herkes tutabiliyordu, doğru mu? Fatura fişi herkes girebiliyordu. Şimdi e-defterin içinden bizden başka çıkacak meslek grubu var mı değerli arkadaşlar? Bu beyannameleri bizden başka dolduracak meslek grubu var mı? Yok. Tehlikeye biraz faydalı tarafından bakalım. Biraz bundan sonra biraz bakış açımızı değiştirelim. 2020 yılına da buna göre hazırlanalım. Bürolarımızı hazırlayalım. Bağımlı çalışıyorsak çalıştığımız iş yerlerinde yaptığımız işleri gözden geçirelim. Bir dönem bitiyor. Bunların için uzun uzun anlatıyorum. Bugüne kadar müşteriye gidiyorduk. Yıl sonunda diyorduk ki işletme defterlerini düşünün. Bugüne kadar ne diyorduk? Bu aylarda şunu düşünüyorduk. Kaç sayfa işletme defteri tasdik ettireceğim? Hangi notere tasdik ettireceğim? Müşteriden kaç para alacağım? Ne zaman yazdıracağım? Ne zaman saklayacağım? Konuşuyor muyuz arkadaşlar bunları? Konuşmuyoruz. Yarın diğer defterleri de konuşmayacağız. Hepsi buraya geçecek bunların. Müşteriden belki bir kısmımız koşullar gereği torba torba faturaları, fişleri alıyorduk. Büromuza gelip hala sabahlara kadar çalışıyoruz. Sıraya bile dizilmemiş. Doğru mu arkadaşlar? Dolduruyorlar, muhasebeci bunu işler. Nasıl olsa muhasebecinin diyorlar başka işi yok. Şimdi torbayla bu fatura fişleri de almayacağız yakında. Dönecek mükellef çok akıllı. Dönecek diyecek ki defter tasdik parası istemiyorsun, defter tutmuyorsun, fatura fişte girmiyorsun, ben sana neyin parasını vereyim diyecek. Diyecek mi arkadaşlar? Diyecek arkadaşlar. Ha işte bu noktada bu yeni gelen işlere fırsat gözüyle bakmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar bana verbisi soruyorlar nasıl gireceğiz diye. Ben de diyorum ki onlara verbise bir yanlış bilgi girmenin cezası 29 bin lira değerli arkadaşlar. 29 bin lira. Verbise yanlış bilgi girmenin cezası. İkinci bir cezası var. Bilgi dışarıya sızdığında patron kendini Vatan Caddesi'nde siber suçlarda buluyor. Ben birkaç defa gittim, çok hoş bir yer değil değerli arkadaşlar. Siber suçlara gidiyor başkan. Bu şartlarda verbisi biz niye yapalım? Niye yapalım arkadaşlar biz verbisi? Biz neden üstlenelim? Benim sizlerden ricam şu. Fatura düzenleme işine bulaşmayın. Başınıza bela alırsınız. Gelir İdaresi'nin yetkilileri de bunu
IP numaralarından faturayı kimin düzenlediğini gelir idaresi görüyor değerli arkadaşlar. Yarın ezbere müşterinin talimatı üzerine gerçek olmayan bir konuda müşterinin başında malı satıp satmadığını bekleyemezsiniz. Fatura düzenlediğinde hepimizin başı belaya girer değerli arkadaşlarım. Sizlerden rica ediyorum. Belki haklıyız. Komşunun muhasebecisi var ya, hani o komşunun muhasebecisi, o bu işleri yapıyor ya, bizim müşterimiz gelecek bize diyecek, komşununki yapıyor, siz niye yapmıyorsunuz? Ama bakın arkadaşlar, bu kadar sorumlulukta biz artık rakip değiliz. Biz yol arkadaşıyız değerli arkadaşlar. Her şeyden biz zarar görüyoruz. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bir de şunu artık bir kenara bırakalım. Birçok toplantıda söyledim. Benim de müşterilerim var. 80 yaşındaki bakkal amcam cep telefonundan naklen yayın yapıyor değerli arkadaşlar. Daha bizlere gelip ben şu emekli maaşını çekemiyorum, çek diyen müşterimiz oldu mu değerli arkadaşlar? Demezler arkadaşlar. Ama bir şeyi ezberlemişler. Muhasebeciler yapar. Onlarca mail alıyorum. Diyorlar ki sizin oda halleder, şu 5000'i erteletin diyorlar. Ben de buradan söylüyorum. Ben 5000 lirayı erteletirim. Ticaret odasına, esnaf odasına ödeyecekleri aidatı gelsinler benim odama, ödesinler, ben erteletirim. Sizlerden ricam şu, bizim işimiz değil arkadaşlar bu. Bir şekilde aşmamız lazım. Onun için altını çizerek söylüyorum. Bir şeye daha dikkat etmemiz lazım. Bazen sosyal medyada da kullanılıyor. Şimdi bir mükellef grubu var. Mükellef grubu var. Her şeyi bizden bekliyorlar. Paramızı ödemiyorlar. Her yıl muhasebeci değiştiriyorlar. Her işi bize yüklüyorlar. Ucuza defter tutacak muhasebeci arıyorlar. Biz artık bunların koruyucusu olmayalım değerli arkadaşlar. Biz bunlara sahip çıkmayalım. Biz bunlara sahip çıkmayalım. Biz bunları muhatap almayalım arkadaşlar. Artık bakın, bu kadar işin karşılığında kim bizim emeğimizin karşılığını veriyorsa, kim bizim emeğimizin karşılığını zamanında veriyorsa ona sahip çıkalım. Emeğimizin karşılığını veren insanların ödediği ücretle bize saygı göstermeyen, bizim hakkımızı kollamayan, bizim hakkımızı ödemeyen insanların işlerini yapmayalım değerli arkadaşlar. Bu sorunu bir şekilde aramızda çözeriz diye düşünüyorum. 2020 yılı geliyor. Sizlerden ricam, bürolarımızı gözden geçirelim. Yapacağımız işleri gözden geçirelim. Analizlerimizi yapalım 2020 yılıyla ilgili. Gerekiyorsa organizasyonlarımızı değiştirelim. Organizasyonlarımızı değiştirelim. Hep birlikte 2020 yılına hazırlanalım. İşimiz kolay değil hiçbirimizin. Bunu kabul ediyorum. Kolay değil. Ama bu sorunun çözümü, burada söylüyorum, bu sorunu ne devletle çözebiliriz, ne bu sorunu müşteri çözebilir, ne bu sorunu oda çözebilir. Sorunun çözümü burada arkadaşlar. Sorunun çözümü bu salonda. Birbirimize saygı gösterirsek, birbirimize sevgi gösterirsek, birbirimizi yol arkadaş olarak görüp dayanışma içinde olursak sorunlarımızı çözeriz. Aksi takdirde sorunlarımızı çözmemiz mümkün değil. Ben 2020 yılının dayanışma içinde geçen bir yıl olmasını diliyorum. Umuyorum aramızdaki sevgi, saygı bir kez daha artar. Tabii her yerde, her zaman söylüyorum, bu işleri yapabilmemiz için de sağlığımızın yerinde olması lazım. Belki sorunları bir şekilde çözüyoruz ama sağlık sorunlarımızı çözüyoruz. Dileğim hepimizin imkanlarımız ölçüsünde biraz daha kendimize zaman ayırması, sağlığımıza dikkat etmesi. Bu duygu ve düşüncelerle ben hepinize teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmayan TÜRMOB Genel Başkanıma, Gelir İdaresi Başkanıma, tüm kurul üyesi arkadaşlarıma, temsilci arkadaşlarıma, eğitmenlerime, ama en önemlisi bugün bu salonları bir kez daha dolduran sizlere çok teşekkür ediyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Evet, ayakta olan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda da ev sahibi olan arkadaşlarımız var. Mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışırsak. Bu arada aralarda boşluklar da var. Onları da hatırlatayım. Lütfen idare edeceğiz bugünü. İlgi bitmiyor. İstanbul'un her yerinde yaklaşık 2 aydır bu eğitimleri düzenliyoruz. Her eğitim salonu da başkanın ifade ettiği gibi tıklım tıklım dolu. Bugün de burası da dolu. Umarım bu emeklerimizin karşılığını hep birlikte alacağız. Evet, bugün aramızda biraz önce anons ettim. Çiçeği burnunda bir genel başkanımız var. Yepyeni bir genel başkanımız var. Onu aslında sizler yakından tanıyorsunuz. Burada Cevahir eğitimlerinde pek çok kez eğitmen olarak yer aldı. Eğitim birimlerimizde eğitmen olarak yer aldı. Bilgilerini bizlerle pek çok ortamda paylaştı. Bu yeni yolculuğunda biz meslek camiası olarak kendisine yürekten başarılar diliyoruz. Tekrar kendisini kutluyoruz ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli Oda Başkanım, değerli Grup İdaresi Grup Başkanım, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın değerli kurul üyeleri, değerli meslektaşlarım, öncelikle TÜRMOP ve kurulları adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Oda Sekreterimiz ifade etti, çiçeği burnunda. Zaman hızlı geçiyor aslında. Bir ay geçti. Bu bir ay bile aslında yapılacak çok şey vardı. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Hep birlikte gittiğimiz yerlerde de bunları ifade ettik. Burası benim açımdan çok değerli. Yaklaşık ben her yıl bir şekilde burada oldum. Eğitmen olarak oldum, oturum başkanı olarak oldum. Bu yıla kadar. Bundan sonra da yine birlikte olmaya devam edeceğiz. İlk kez açış konuşması yapıyorum galiba. TÜRMOP Genel Başkanı sıfatıyla. İlk kez 2008 yılıydı ya da 2007 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İş kulelerinde yapıyorduk aslında biz bu eğitimleri. Orada ben bir eğitmen olarak katılmıştım, eğitmen olarak başlamıştım. İstanbul'la, İstanbul Mali Müşavirler Odası'yla, İstanbullu meslektaşlarla tanışmamız aslında o gün başlamıştı. Ondan sonra ben sizleri sevdim, sizler de beni sevdiniz galiba biraz. Sürekli beraber olmaya başladık. Hemen hemen ben her yıl bu eğitimlerde, ilçelerde eğitimlerde, TESMER şubelerinde eğitimlerde olmaya başladım. Malumunuz geçen dönem TÜRMOP Genel Saymanlığı yaptım 3 yıl süreyle. Bu dönemde nasip oldu TÜRMOP Genel Başkanı. Nasip oldu derken ama burada bu salonun, İstanbul'un, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın çok büyük emeği, çok büyük katkısı vardı. Hepinize bu kez şahsım adına sonsuz derecede teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi bir ay oldu. Yücel Başkanım aslında bu süreci de çok güzel ifade etti. Salon çok canlı, çok dolu, çok kalabalık. İstanbul, hem İstanbul'un ilçelerinde, eğitim birimlerinde bu eğitimleri yapıyor. Biz tüm illerimizde, Türkiye'de tüm illerde bunları planladık, bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Yine İstanbul odamız bu çerçevede diğer illerdeki eğitimlere büyük katkılar veriyor. Görüntü tamamen bu değerli meslektaşlar. Her eğitim salonu dolu. Hepsinde bizim meslektaşlarımız ayakta. Aslında bu bizim sizlerin işine ne kadar önem verdiğini, ne kadar değer verdiğini, işini ne kadar doğru yapmaya çalıştığının bir göstergesi. Bu eğitimleri biz mesela bazen illerde, örneğin geçen hafta Aydın odamız tercih etti veya Adana odası yaptı. Ticaret odalarında ticaret erbabına duyurarak yapmayı denedik mesela. Veya işte esnaf odalarında esnaflara duyurarak yapmayı denedik. Salonlar boş kaldı, katılanlar yine mali müşavirlerdi. Yani kimsenin umurunda değil, kimsenin umurunda değil. Bir düzen var, gelişiyor. İşte bugün çok değerli 2 tane eğitmenden sunumu dinleyeceksiniz. Yücel Başkanım dediğim gibi süreci çok güzel özetledi aslında.
Farklı bir yöne evriliyor mesleğimiz, alan farklı bir alana evriliyor. Ama bu 509 numaralı tebliğle yapılan düzenlemeler, hedefler boyutunu bir tarafa bırakırsak çok bizim sorunumuz değil aslında. Hani 5000 liranın üzerinde e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu, 30.000 liranın üzerinde gerçek kişiye e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu. Bu 6 Kasım'da İTO'da bir toplantımız vardı. Orada da vardı, bazı meslektaşlarımız katılmışlardı. Ben şunu ifade ettim. Mali müşavirlerin sorunu yok aslında. Gelir İdaresi'nin sorunu var. Mükelleflerin sorunu var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorunu var. Tüccarın sorunu var. Esnafın sorunu var. Ama bunların çilesini mali müşavirler çekiyor. Niye çekiyoruz biz bu çileyi? Bildiğimiz için çekiyoruz. Bakın, bu salon bugün bu kadar dolu olduğu için çekiyoruz. Bunu fırsata dönüştürmemiz lazım. Yücel Başkanım çok ifade etti. Kesinlikle bizim işimiz değil değerli meslektaşlarım. Eğer bu ertelenecekse, bu yanlışsa örneğin, ki tebliğ taslağındaydı hatırlarsanız, 2018 yılında biz burada taslak aşamasındayken bu eğitimi yapmıştık aslında. Abdullah Kiraz o zaman grup başkanıydı, konuşmacıydı. Taslak yine yanında Cenk İçer'le beraber yapmıştık. Orada 50 bin lira diye anlatmışlardı. Taslak da 50 bin liraydı. Sonra birdenbire 5 bin liraya düştü. Niye 5 bin lira? İşte BABS bildirim zorunluluğu 5 bin lira. Tamam, o zaman tüm veriyi e-arşiv olarak alacaksınız. Biz de bunun yayımlandığı gün o zaman dedik ki BABS bildirimi kaldırılmalıdır. Hani bu bir fırsata dönüştürmeyi görebilmek. Bunun için çalışmaya başladık. Çalışmaya devam edeceğiz değerli meslektaşlar. Madem bu veri var, muhasebe programlarıyla da bu ortak bir veri olarak hazırlanabilir. Bununla ilgili de aslında çalışmaya başladık. Eğer istiyorsa Gelir İdaresi, yazılımlar o kadar gelişti ki mükellef girip BABS'leri kendisi oluşturup muhasebe programlarından alabilir, madem buna düştüyse. Bunu gerçekleştireceğiz. Yücel Başkanım yine çok doğru ifade etti. 2020, 2021, 2022 birliktelik ve beraberliğin perçinleştiği bir dönem olması gerekir. Ben bu süreçte, bu yolculukta hep bunu ifade ettim. Çok kısaca bu bir aylık süreçte hani nelerle meşgul olduk? İşte bu BABS ile meşgul olduk. Birlikte gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Biliyorsunuz mücbir sebep sadece mali müşavirin kendisi veya bir yakınının vefatı halinde uygulanır olarak düzenlendi. Bunun özellikle kadın meslektaşlar için doğum aşamasında uygulanması gerektiği konusunda gerekli girişimlerimizi yaptık. Ağır hastalık halinde, tutukluluk halinde de bu mücbir sebebin veya mühlet vermenin, teknik olarak aslında o mühlet verme, uygulanması gerektiği konusunda geçen hafta Sayın Bakan Yardımcımızla bir görüşme yaptık. Onlar da aynı fikirdeler. Bunun kapsamı zamanla o şekilde evrilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında bu mücbir sebep veya mühlet verme uygulanmamaktaydı. Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde gerekli girişimleri yaptık. Yönetmelik değiştirmeleri gerekiyor onların. Gerekli metin hazırlandı. Bakan imzasında aynı mücbir sebep konusu SGK bildirimleri açısından da geçerli olacak. Yine bu 509 numaralı tebliğde birazdan bahsedilecek. Belki işlerimizi biraz kolaylaştırabilmek açısından geçmiş dönemde yaptığımız bir çalışmaydı. Elektronik defterlerin her ay değil de 3 ayda bir geçici verginin verildiği ayın sonuna kadar kapatılmasını sağlamak. Bu gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 17 maddelik bir öneriyle gittik. Bunlar içerisinde kanun değişikliği gerektirenler var, kanun değişikliği gerektirmeyenler var. Kanun değişikliği gerektirmeyenlerin kısa süre içerisinde sonuç alınacağının sözünü aldık. Hatta metinlerini yazmaya başladılar. Örneğin çok kısa bir süre içerisinde iş kurabiliyorsunuz. Her ay aylık iş gücü çizelgesi vermekteyiz. Bunu muhtasar beyannameden veya bildirgeden alabilirsiniz dedik. Bunlar kaldırılacak. Muhtasar beyannameden veya bildirgeden kendileri veri paylaşımı yoluyla alabilecekler. Anadolu'dan, Taşra'dan şikayetler aldık. Genel itibariyle mali müşavir ofislerinde kayıt dışı denetimler, kayıt dışı istihdam denetimleri yapıldığı konusunda bununla ilgili girişimlerimiz oldu. Bunların durdurulması konusunda hemfikir olduk. Belki çok önemli, eczane kalfalarına dahi tanınmış bir yıpranma hakkı var. Bu süreci bizler omzumuzu veriyorsak, hem Maliye Bakanlığı hem Gelir İdaresi'nde bunu anlatıyoruz. Bu sürecin, bu dijital dönüşümün
uygulamaya girmesinde bizler taşın altına elimizi koyuyorsak, bu yıpranma payı hakkımızdır. Bunu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir uyarı sistemi oluşturdu SGK. Verilmeyen bildirgeler itibariyle uyarı yapılmasını önerdik aslında. Hani bazen sehven 30 bildirgenin 29'unu veriyoruz, bir tanesini onaylamadan ekranı kapatabiliyoruz. Verilmeyen bildirgelerin uyarısı son gün itibariyle SGK tarafından yapılacak. Bunu istedik. Muhtasar SGK konusunu netleştirmeye çalışıyoruz. Hem Maliye Bakanlığı tarafıyla hem Gelir İdaresi tarafıyla. Eğer olacaksa ki bir raporumuz yayınlanacak değerli meslektaşlarım bununla ilgili. Neden olmaması gerekti? Yani karşı değiliz. Olacaksa biz bunu yine başarabiliriz. Biz bunu yapabiliriz. Zor bir şey de değil. Pilot illerde uygulanıyor ama İstanbul'da uygulanınca sistem buna el vermeyecek aslında. Bu neden olmaz? Olursa hangi sıkıntılar çıkar? Bunu bir rapor olarak yayınlayacağız. Hem SGK hem Maliye Bakanlığı'yla bunu görüştük. O raporumuzu bekliyorlar. Ve SGK tarafında yine ekran birleştirmesiyle ilgili, tek şifreyle ilgili çok kısa bir süre içerisinde gelişmeler olacak. Kısaca özetle Maliye Bakanlığı tarafında hani yapılan bu kadar değerli meslek mensubunu bir arada bulmuşken bilgilendirmek isterim. Avukatlarda hani KDV, onlarla aslında eşleştirmiyoruz. Ben buna karşıyım hiçbir zaman ama avukatlarda KDV indirimi gerçekleşince biz direkt Maliye Bakanlığı'yla daha zaten önce de görüşüyorduk. Yine tekrar bir görüşme maratonu başlattık. Dediler ki KDV indirimi hakkı olmayanlara sunulan hizmet, avukatlık hizmetlerinde biz KDV'yi indirdik. Sizin de varsa böyle hizmetleriniz, biz bu KDV'nin indirimi konusunda çalışabiliriz. Ben hemen anında cevap vermiştim. Basit usule tabi olanların KDV indirim hakkı yok. Basit usule tabi olanlara sunulan hizmetlerde KDV indirimi yapılabilir diye. Bunu tabii biraz daha genişleterek işletme defterine ve serbest meslek erbabına sunulan hizmetlerde KDV indirim talebini içeren bir raporumuzu Maliye Bakanlığı'na sunduk. Arkasında duracağız. Tahsil edilmeyen KDV'yi ödemek zorunda olduğumuzu Maliye Bakanlığı'na anlattık. Biliyorlar zaten ama tekrar anlattık. Bu konunun arkasında duracağız. Yeşil pasaportla ilgili 15 yılı doldurmuş meslek mensuplarımıza yeşil pasaport verilmesiyle ilgili bir rapor hazırladık. Bunun arkasında duracağız. Yine dedim ya bu sürecin altından biz kalkmaya çalışıyoruz hep birlikte. Bakın burada bugün bile bir zaman maliyetine katlanıyoruz. Esnaf, tüccar mal satıyor şu anda, parasını kazanmaya çalışıyor. Ama biz 4 saatimizi buraya ayırdık, bir zaman maliyetine katılıyoruz. Bu zaman maliyetinin bir gider katılım payı şeklinde mali müşavire yansıması gerektiğini iddia ettik. Bunu bir rapora bağladık, Maliye Bakanlığı'na sunumunu yaptık. Arkasında duracağız değerli meslektaşlarım. Mücbir sebebin yaygınlaşmasından bahsettik. Yaşanabilir bir mali tatil konusunda bir rapor sunduk. Arkasında duracağız. Bunların hepsiyle birlikte çalışacağız. Ve mesleki sorumluluk sigortasının gider yazılması. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın sorumlulukla ilgili Vergi Denetim Kurulu'yla beraber bir çalışması var. Bu çalışmaya biz de iştirak ettik. Birlikte çalışacağız Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜRMOP olarak. Öncelikle yeminli mali müşavirlerde mesleki sorumluluğun sigortasının zorunlu yapmayı planlıyorlar. Bu daha sonra mali müşavirler için de gündeme gelecek ama bu çerçevede öncelikle mesleki sorumluluk sigortasının gider yazılabilmesi konusunda bir rapor hazırladık. Bu konularda gelişme sağlayacağız değerli meslektaşlarım. 2020 yılı, 2021 yılı, 2022 yılı ve bundan sonraki tüm yıllar aslında birlikteliğin, beraberliğin güçlendirileceği yıllar olması gerekir. Lütfen moralinizi yüksek tutun, lütfen motivasyonunuzu yüksek tutun, lütfen odanıza güvenin, lütfen TÜRMOB'a güvenin. Sizler için kaygılanan, sizler için bir şeyler yapmaya çalışan, bu mesleği daha yapılabilir hale getirmek için uğraşan bir odanız ve TÜRMOB olduğuna inanın. Bizler orada sizler adına iyi şeyler yapmaya çalışacağız değerli meslektaşlarım. Son olarak eğitmenlerimiz var burada. Hem İstanbul Odası'nın hem TÜRMOB'un eğitmenleri. Gerçekten onlar da çok büyük bir yükün altına girdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün burada sunum yapacak Gelir Dersi Grup Başkanı Engin Uysal. Dedim ya taslak aşamasındayken Abdullah Kiraz burada bir sunum yapmıştı. Grup başkanıydı o zaman. Daire başkanlığını atlayarak doğrudan Gelir Dersi Başkan Yardımcısı oldu. Burası uğurlu gelmişti. Umarım size de uğurlu gelir İstanbul.
Yine Cenk İçer çok büyük bir yükün altına girdi. Hem Luka'da koordinatör hem mali müşavir. Her iki bugün sunumu yapacak meslektaşımız hem yazılımı biliyorlar, hem vergiyi biliyorlar, hem muhasebeyi biliyorlar. Çok verimli olmasını diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın. Evet, genel başkanımızı bırakmıyoruz. Konuşmacılarımızı, oturum başkanımızı buraya davet edeceğim. Aynı zamanda da teşekkür plaketlerini vereceğiz. Oda başkanımızı da Yücel Akdemir'i de buraya davet ediyorum. Şimdi oturum başkanlığını bugün yapacak olan oturumumuzun Halim Bursalı, Oda Yönetim Kurulu üyemiz. Halim Bursalı'yı sahneye davet ediyorum. Plaketini de vermek üzere genel başkanımız Emre Kartaloğlu. Buyurun. Plaketler. Evet, bu arada plaketler hazırlanıyor herhalde. Evet, getiriyorlar herhalde. Emine Hanım buralardaydı. Seminerin sonunda verelim o zaman. Sizleri o zaman temsili oturum... Siz temsili olarak plaketi... Evet, plaketlerimiz geliyormuş. Elden ele. Yol biraz kapalı. Emre Başkan. Evet, bir anlamda bu teknik düzenlemelerin de başında olan, bugün aynı zamanda bizi bu konularda bilgilendirecek olan Gelir İdaresi Başkanlığımızın Grup Başkanı Sayın Şahin Engin Uysal'ı da sahneye davet ediyorum. Plaketini vermek üzere Oda Başkanımız Yücel Akdemir'i. Evet, bugün yine bize uygulamalar yönüyle özellikle sunum yapacak olan Luka Proje Müdürümüz, Mali Müşavir Cenk İçeri de sahneye davet ediyorum. Plaketini vermek üzere Oda Başkan Yardımcımız Ali Aydar Tunç'u davet ediyorum. Gülgün Hanım'ı da yönetim kurulu üyemiz buraya alalım. Bir toplu fotoğraf çektirelim. Evet, bir tane kadın arkadaşımız var. Ona iyi bakalım bu arada, değil mi? Başarılı bir oturum olmasını diliyorum. Tekrar Aralık ayında düzenleyeceğimiz seminerde görüşmek üzere. Kolay gelsin.
Sayın Genel Başkanım, Sayın Oda Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyelerim, çok değerli kurul üyelerim, değerli temsilcilerim, temsilci yardımcılarım, komite başkanlarım, komite üyelerim, çok kıymetli meslektaşlarım, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, hemen hemen her gün ülkemizde bir kadın cinayetini televizyonlardan izliyoruz ya da duyuyoruz. Hatta bu kadın cinayetleriyle sadece sınırlı değil bu şiddet. Gerek fiziksel baskılar, gerek psikolojik baskılar şeklinde de devam etmekte. Ve ne yazık ki ülkemizin karnesi bu konuda çok kötü. Yapılan anketler neticesinde her üç kadından bir tanesi bu ülkede bu saydığımız türlerden bir şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Birçok kadınımız gördüğü bu şiddetlere rağmen gerek aile baskısından, gerek çevresel baskılardan dolayı belki düzelir ümidiyle sesini çıkartmamakta, bu duruma katlanmakta, sessiz kalmaktalar. Değerli arkadaşlar, hiçbir şiddet şahsi değildir ve bunu aile meselesi olarak değerlendiremeyiz. Hiçbir sebep bir canlıya şiddet uygulamak üzere mazeret kabul edilemez. Bizler bireysel olarak, toplum olarak, devlet olarak bu durumda bize düşen adımları atmalıyız, sorumluluklarımızı üstlenmeliyiz. Bir şeye karar vermemiz lazım. Geleceğe fiziksel ve ruhsal sağlıklı erkek ve kız çocuklar mı yetiştireceğiz? Yoksa toplumun baskısı altında ezilen, dışlanan, baskı altında kız çocukları mı yetiştireceğiz? Ben Birleşmiş Milletler'in 25 Kasım gününü kadına uygulanan şiddeti sonlandırmak üzere uluslararası eylem günü olarak ilan etmesinden dolayı bu konuyu bir nebze farkındalık yaratmak üzere gündeme almış bulunuyorum. Bir başka sıkıntımız da bu ev uygulamalar. Her şey çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. Bu kadar değişimi geçmişte rüyamızda görseydik inanmazdık. Son zamanlarda moda bir deyim var, nesnelerin interneti. Dünyada 70 milyar nesnenin internetle buluşacağı söyleniyor. Örnek, akıllı bardağı, akıllı fincanı şöyle avucumuza aldığımızda, o bizim duyularımızdan, sinirlerimizden, geçmişte Nescafe'yi hangi kıvamda içtiğimizi, parantez içerisinde Türk çayını da, o anlayacak, bizim damak tadımıza uygun Nescafe'yi bize sunacak. Şimdi her şey bu kadar değişirken, dönüşürken, bizim mesleğimizde ister istemez bundan nasibini alıyoruz. Vallahi uzmanların söylediğine göre şu anki iş yapış şeklimizin %94 oranında değişeceği söyleniyor. İş yapış şeklimiz değişecek, başka boyutlara geçeceğiz. Şöyle ki 31 Aralık geliyor, hepimiz hazırlıklara başladık. Finansal tabloları hazırlayacağız. Bu hazırlık süreci nereden baksanız en az 3 ay sürüyor değil mi arkadaşlar? 3 ay sonra raporumuzu hazırlıyoruz. Oysa günümüz dünyasında, hatta aramızda mutlaka yapanlar vardır, bilhassa yabancı sermayeli şirketlere hizmet veren meslektaşlarımız, her ayın finansal tablosunu ertesi ayın ilk 7 gün içerisinde hazırlıyorlar. Bu bile artık çok geç. Şu hedefleniyor, finansal olay gerçekleştiği anda kayıtları almak
anında finansal tablonun hazırlanması ve üstüne üstlük anında da bağımsız denetime tabi tutulması. Mesleğimiz buraya doğru gidiyor. Bizim o 3 ay sonra vermiş olduğumuz, hazırlamış olduğumuz finansal tablo maalesef zamanında sunulmuş, ihtiyaca uygun bir finansal tablo olmuyor. İş adamımız bu 3 ay süresi içerisinde malını almış, malını satmış, kredisini kullanmış, pek çok konuda kararını vermiş, ister istemez biraz bayat bir bilgiyi kendisine sunmuş oluyoruz. Tabii ki bu gelişmelerden sadece biz değil, Gelir Vergisi Başkanlığımız da kullanmak, faydalanmak istiyor. Onlar da vergi denetimini anlık yapmak istiyor. Bu anlamda bugün inceleyeceğimiz, öğrenmeye çalışacağımız elektronik belgeler, elektronik defterlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bugün konuşmacılarımız konularında uzman, çok değerli arkadaşlarımız. Seminerlerimizi her zaman olduğu gibi iki bölümde yapıyoruz. İlk bölümde değerli konuşmacılarımız sunumlarını bizlerle paylaşacaklar. Sonra bir 15 dakika ara vereceğiz. Arada sizlerin sorularınızı alacağız yazılı olarak. Bu konuyla ilgili geçmiş tecrübeleri bir söylüyor ki çok fazla soruyla karşı karşıya, soru bombardımanına karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. Bu anlamda lütfen sorunuzu hazırlarken adınızı, soyadınızı, hangi konuşmacıya soruyu iletmemizi istiyorsanız onun adı, soyadını ve sorunuzu yazmanız. Arada bunları derleyeceğiz ve mümkün olduğunca tamamını cevaplamaya çalışacağız. Ben ilk konuşmada ilk sözü Gelir Vergisi Başkanlığı Grup Başkanı Sayın Şahin Engin Uysal'a vermek istiyorum. Kürsü sizin, buyurun başkanım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. TÜRMOB Başkanımıza, İstanbul SMM Odası Başkanımıza, yönetimine bu kadar güzel, bu kadar geniş katılımlı bir etkinlik düzenledikleri için de teşekkür ediyorum. Açılış konuşmasında Oda Başkanımız da, TÜRMOB Başkanımız da, Halim Bey de, moderatörümüz de aynı şeyi söyledi. Çağa ayak uydurmak zorundayız. Biz dönüşüm uygulamalarına baktığınız zaman Avrupa'nın çok ilerisindeyiz. Ama şaşırtıcı derecede Latin Amerika ülkelerinde çok gerisindeyiz. Bugün e-fatura dediğiniz zaman biz işte 2013'te, 2014'te bunu konuşurken Şili'de e-fatura kullanım oranı %97'lerdeydi. Avrupa'da evet e-belge, e-fatura diye kavramlar vardı ama artık nasıl bir vergi sistemleri varsa diyeyim o kadar güvenli yapılar kurmuşlar. Bir kağıdın üzerine fatura yazmanız, bunu fax çekmeniz, mail atmanız bile fatura olarak kabul ediliyordu. Belli standartları yoktu ama 2017'de yayınlanan Avrupa Birliği direktifleriyle beraber Avrupa Birliği de bizim belirlediğimiz standartlarda ilerlemeye başladı. Tekrar hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde mümkün olduğunca sunumumu geçmek istiyorum. Biraz yoracağım sizi. Benden sonra Cenk Bey daha da çok yoracak muhtemelen ama belki aklınızdaki soruların çok büyük kısmına yanıt vermiş olacağız. Tekrar hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Öncelikle e-belge uygulamalarındaki yenilikler, eski ve yeni düzen arasındaki farklardan bahsedip sonra belge üzerinde her bir belgede yeni neler geldi, sizi neler bekliyor onun üzerinden gideceğiz. Malumunuz 509 Sıranoğlu Genel Tebliğ geçen ayın 19'u itibariyle yayınlandı. Bu tebliğde iki amacımız vardı. Öncelikle yaklaşık 17 farklı vergi usul kanunu tebliğ ile düzenlenmiş olan elektronik belgelere ilişkin uygulamaların hepsini tek tebliğde toplayalım istedik. Çünkü bazı uygulamalar diğerlerini etkiliyor.
Arada tebliğ değişiklikleri yapıyoruz, güncelliyoruz ama bu takip ediliyor, edilmiyor. Birden çok farklı kaynağa bakmak gerekiyor. Sürece baktığınız zaman işte 397 nolu tebliğ ile başlamış, en son işte 494 ile e-belgelerle ilgili bir düzenleme yapmışız. Arada 100 tane vergi usul kanunu genel tebliğ var. Bunların önüne geçmek istedik. Ayrıca ülkemizde çok ciddi bir sorun var. Kayıt dışı ekonomi. Bu kayıt dışı ekonominin yarattığı fırsat eşitsizliği hem sizin mesleğinize hem özel sektörde. Bunun önüne geçmek için hem yeni belgeler getirdik, hem daha önce getirdiğimiz, düzenlediğimiz belgeler kapsamında yeni zorunluluklar tanımladık. Ve e-arşiv faturayı artık e-faturayla birlikte değerlendirdik. Hatta işte 5000, 30000 mevzusu gündemde, daha da yaygın hale getirerek kayıt dışının, özellikle sahte belgenin önüne geçmeye çalıştık. İrsaliye uygulaması ilk başladığında e-fatura gibi başlattık. Sadece kayıtlı kullanıcılar arasında düzenlenebiliyordu. Bunu da genişlettik ve artık e-irsaliye uygulamasına geçen bir mükellefin düzenleyeceği tüm irsaliyelerin e-irsaliye olması yönünde gerekli düzenlemeleri yaptık. Çok daha önemli bir gelişmedir. ÖKC kullanımından muaf olan mükelleflerimizin vergi dahil tutarı 500 TL'ye kadar olan işlemlerde nihai tüketici profiliyle e-arşiv fatura düzenlemesinin yolunu açtık. Burada ÖKC'den muaf olanlar, işte 487 nolu tebliğimiz var, son gündemdeki 507 nolu tebliğimiz var. Bu kapsamda ÖKC kullanmak istemeyen, e-belge uygulamasına geçmek isteyen ama bununla birlikte her fatura keseceğinde ad, soyad, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, işte TCKN gibi, adres gibi bilgileri almakta zorlanan mükelleflerimiz için böyle bir kolaylık getirmiş olduk. Belirli tutarı aşan faturalarda artık e-arşiv fatura olsun dedik. Buradaki kurgu 100 binle başladı, 50 bin olsun dedik. Derken ülkemizde sahte fatura kullanımı malumunuz çok yaygın ve kanayan yaramız. Bunun önüne geçmek için vergi mükellefleri arası 30 bin olsun, nihai tüketiciye yapılanlarda da 30 bin olsun dedik. Buradaki amacımız da açıkçası sahte belgeyi daha hızlı bir şekilde tespit etmek, bu mükellefi daha hızlı aksiyon almak. Malum bu tür ticareti yapacak mükellef genellikle ikinci sınıf tüccar olarak başlıyor faaliyetine. BABS bildirim gibi bir zorunluluğu yok. Serbestçe faturalarını kesiyor. Ne zamanki haddi aşıyor zaten ondan sonra da kayıplara karışıyor. Biz bu sayede daha belgenin oluşma aşamasında ilerleyen süreçlerde yapacağımız büyük veri analizleriyle beraber bu mükellefte bir risk tespit ettiğimizde gerekli tedbirleri alıyor olacağız. 5000 ve 30000 TL'lik faturaların düzenlenmesiyle ilgili herkesin aklında soru işaretleri var. İşte elektronik imza, mali mühür ihtiyacı var mı? İşte hepiniz az çok e-belgelere, bizim portallarımıza, uygulamalarımıza temas etmişsinizdir. İşte Java ile ilgili sorun yaşayacak mıyım? Portala girerken zorlanır mıyım? İmzalayabilir miyim gibi sorular var. Tabii bir de böyle bir düzenlemede mükellefe yaratacağı maliyetler var. İşte başkanımın da ifade ettiği gibi günün sonunda belki bu faturaların düzenlenmesinde sizden destek istenecek. Siz neyle imzalayacaksınız gibi sorular vardır. Biz bunu da çözdük. Dedik ki Cenk Bey zaten bugün sunumunda portala da yer verecek. E-arşiv portal üzerinden interaktif vergi dairesi kullanıcı adı şifreyle basit bir şekilde giriş yapacak. Faturasını oluşturacak, kaydedecek. Daha sonra taslaklar bölümünde HSM imza dediğimiz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali mührüyle faturalarını imzalayıp indirecek, gönderecek. Böylelikle hiçbir maliyete ya da hiçbir teknik sorunla karşılaşmadan bu süreci yönetebiliyor olacak. Şu an için uygulama web tabanlı çalışıyor. Çok yakın zamanda interaktif mobilin içinde de yer alacak. Yani bugün cep telefonu ya da akıllı telefonu olan İşte Google Play'den ya da App Store'dan GIP mobili indirecek. Onun üzerinden faturalarını, bu kapsamdaki e-arşiv faturalarını düzenliyor olacak. Şimdi daha önceki düzenlemelere bakarsak e-fatura hem zorunlu
geçen kısmımız var, ihtiyari geçen kısmımız var. Bu arada ihtiyari geçen kısmımızı küçümsememek lazım. Yaklaşık %20 oranında mükellefimiz bu uygulamalardan gönüllü olarak yararlanıyor. Burada tabii birçok düzenleme yaptık. 421'de kulağı biraz tersten tutmuştuk. Dedik ki işte madeni yağ üreticilerinden mal alıp da işte 25 milyon cirosu olanlar, ÖTV 3 sayılı listedekilerden, mal alanlardan 10 milyon üstü cirosu olanlar. Bu bizim için de tespiti zordu. 421'de daha net ifadeler kullandık. Dedik ki ÖTV 1 sayılı listedeki malların imal, ithal, inşası nedeniyle EPDK'dan lisans alanlar ancak bayilik lisansları hariç dedik. Akaryakıt bayilerimizi sisteme dahil etmemiştik. İşte brüt satış hasılatını net bir şekilde ortaya koyduk, 10 milyon dedik. Ve e-fatura uygulamasına kayıtlı olanlar tarafından katma değer vergisi kanunu kapsamında mal ihracı ya da yolcu beraber eşya kapsamında düzenlenecek faturalar e-fatura olacaktır dedik. E-arşiv fatura uygulamasında da benzer düzenlemeler yaptık. Dedik ki bir, ciron 5 milyonu geçmiş olacak. İki, ilgili yılda internet üzerinden satışın olmuş olacak. Bu da çok tespiti kolay bir şey değil. Bundan da aslında 509'la bir değişikliğe gitmiş olduk. Ve dedik ki artık e-ticaret yapmana bakmıyorum. Benim için esas olan 5 milyon cirodur dedik. Serbest meslek makbuzu, irsaliye, müstahsil makbuzu ve bilet. Bunlar aslında ihtiyari uygulamalardı. Bilette bir parantez açmak lazım. Havayolu e-bileti her ne kadar tebliğde ihtiyari olsa dolaylı olarak zorunlu bir uygulamaydı. Çünkü malumunuz biz 463 sıranoğlu tebliğiyle bununla ilgili bir düzenleme yapmadan önce de e-bilet diye bir kavram vardı. Vergi Usul Kanunu 334. VUK'un 334 nolu tebliğinde düzenlenmişti. Biz dedik ki 334'ü yürürlükten kaldırdık. İster Dipkoçanlı bilet düzenleyin, ister gelin yeni sisteme göre e-bilet düzenleyin. Mecburen e-bilet düzen uygulamasına dahil oldular. Bunun sağladığı ciddi avantajlar oldu. Bir kere artık raporlama yapılıyor. Bugün bir bilet aldığınızda Gipgo.tr üzerindeki linkten bile ilgili biletinize ulaşabiliyor, indirebiliyor noktaya geldiniz. Yeni durumda ise artık e-faturada brüt satış hasılatı 5 milyona düştü. ÖTV 1 sayılı listeden dolayı EPDK'dan alınan lisansların tamamı, bayilik dahil ki burada yaklaşık 12.500-13.000 civarında akaryakıt istasyonundan bahsediyoruz. Bunlar dahil oldu. ÖTV kanunu 3 sayılı listeyi yine burada da koruduk. İnternet üzerinden satışa, reklama aracılık edenleriyle ilan yayınlayanlara zorunluluk getirdik. Burada tabii sahada şöyle sıkıntılarla, şikayetlerle karşılaştık. Ben e-ticaret yapıyorum. Ben bu kapsamda mıyım? Değiller. Burada da bazı özel entegratörlerimizin kusurları var. Biz kendilerini tespit ettikçe uyardık. Kendi sitelerinde yaptığı duyurularda e-ticaret yapanlara işte 1-2020 itibariyle e-faturaya, e-arşive geçeceksin gibi ifadeler kullananlar oldu. Yani kısacası e-ticaret yapan değil, e-ticarete, reklama ya da reklamın yayınlanmasına aracılık edenler sadece bu kapsamda. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze meyve ticareti yapanlar dedik. Burada da kafada bazı karışıklıklar oldu. Burada kastettiğimiz hal içi, hal dışı tüccarlar ve komisyoncular. Burada ana esas şu, toptan yaş meyve ve sebze ticareti yapanlar. Burada şöyle bir ifadede bulunmak lazım. En çok burada sorun çıkıyor. İşte ben çiftçiye, çiftçi bu kapsama girecek mi? Pazarcı, manav bu kapsama girecek mi gibi. Bununla ilgili yakın zamanda, yani önümüzdeki hafta olacak muhtemelen, e-belge Gipgo.tr üzerinden bir arama motoru devreye alacağız. İsteyen mükellef vergi kimlik numarasını girip bu kapsamda olup olmadığını görebiliyor olacak. Hal kayıt sistemine beyanda bulunan toplam mükellef sayısı 46 bin. Bizim burada tanımladığımız mükellef sayısı 14 bin. Analiz inceleme sonrasında riskli gördüğümüz mükelleflere de sadece e-fatura özelinde değil, tüm e-belge uygulamalarında ve e-defter uygulamasında zorunluluk getirme konusunda yetkimiz bulunuyor. Tabii tebliğde bunlar doğrudan saydıklarımız. Bunun dışında
dolaylı olarak e-fatura uygulamasına geçmesi gerekenler de var. Yani şunu artık herkesin biliyor olması lazım. E-fatura uygulaması tüm e-belge uygulamaların merkezinde. Bugün e-irsaliye düzenlemek istiyorsanız e-faturaya dahil olmanız gerekiyor. E-arşive geçecekseniz e-faturaya. E-irsaliye geçecekseniz e-faturaya. Bir tek e-bilette istisnai bir durumumuz var. Onun dışında bütün uygulamaların merkezinde e-fatura uygulaması var. Doğal olarak burada yazmamakla beraber işte gübre takip sistemine bildirimde bulunan üreticiler e-irsaliye geçmek zorunda olduğu için e-faturaya geçtiği için de e-arşiv uygulamasına geçmek zorunda. Aynı şekilde şeker kanununa göre işte beyaz şeker, esmer şeker üretiminde bulunan firmalarımız var. Bunlar e-irsaliye ve beraberinde az önce saydığım uygulamalara. Demir çelik sektöründe yine benzer bir düzenlememiz var. Onlar da tüm bu uygulamalara geçmek zorundalar. E-arşivde kritik nokta şu. Biz e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirirken şunu düşündük. E-faturaya zorunlu geçenlerle mi sınırlayalım yoksa gönüllü geçen de bu sisteme dahil olsun mu? Tebliğde de dedik ki ister zorunlu ister ihtiyari olarak e-fatura uygulamasına geçmiş olsun. 1/1/2020'den itibaren e-arşiv fatura uygulamasına da geçecek. Zaten takvimimizdeki en yakın tarih aslında bizim tarafta da sizler için de e-arşiv fatura uygulamasına geçiş süreci. Orada da daha ileriki bir tarihten başlatmama nedenimiz aslında altyapı olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı uygulama olması. Hem sizin taraftan mükellef hem özel entegratörler hem bizim tarafta ilave bir yük getirmiyor olması. 5000-30000 konusunu konuştuk. Buraya tekrar şeyimiz yok, bahsetmeye gerek yok. Zaten ana gündemimiz bir yerde aslında o. Ve sizleri artık serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil etmiş oluyoruz 1 Haziran itibariyle. Orada da dedik ki yılbaşı olmasın, mali tatile denk gelmesin. Bizim açımızdan da geçiş süreçlerini yönetebilmek adına ara bir tarih olsun. Çünkü bizim tebliğlerimize bakarsanız Ocak, Temmuz şeklinde gider. Arada Eylül geçer. Bu sefer Haziran'da da sizlere serbest meslek makbuzuna geçme yönünde düzenleme yaptık. E-irsaliye az önce aslında konuştuk. E-faturaya geçmesiyle ilgili yaptığımız düzenlemelerdeki ana sektör ve mükellef grupları var. Maden kanunu kapsamında madencilerimiz var. Şeker imal edenlerimiz var şeker kanununa göre. Gübre takip sistemi ki geçenlerde ilgili sistemi kuran şirketin genel müdürüyle tanışma fırsatım oldu. Müthiş bir sistem kurmuşlar. Dünyada neredeyse eşi benzeri yok. Demir çelik sektörümüz var. Ve e-fatura uygulamasına kayıtlı olanlardan 25 milyon TL ve üzeri cirosu olanlar var. E-irsaliyede açıkçası biz de karşılaşabileceğimiz belge adetleri konusunda net bir rakam ortaya koyamadığımız için biraz daha sınırlı başladık ama muhtemelen sistem oturduktan sonra bir yıl, bilemediğiniz en çok iki yıl sonra e-fatura kullanan herkes e-irsaliyede kullanmak zorundadır diyeceğiz. Müstahsil makbuzuna daha önce ihtiyariydi. Artık oraya da zorunluluk getirdik. Dedik ki e-fatura uygulamasına kayıtlı olanlardan faaliyeti gereği müstahsil makbuzu da düzenleyenler artık e-müstahsil düzenleyecek. Aynı zamanda yine hal kayıt sistemi kapsamında toptan ticaret yapan tüccar ve komisyoncular da bu kapsama alınmıştır dedik. Ve dediğim gibi riskli gördüğümüz mükelleflerle ilgili düzenlememiz her uygulamada olduğu gibi müstahsil makbuzunda da var. Bilette biliyorsunuz ilk aslında köken 334'e havayolu biletine dayanıyor ama bizim açımızdan resmi anlamda belli standart ve formatta üzerinde mali mühür ya da elektronik imza barındıran, raporlanan, doğrulanabilen belge olarak kara ve deniz yoluyla başlamıştık. Gönüllü olarak başladık ama uygulaması çok ileriye taşınamamıştı. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün otobüs şirketleriyle ilgili yaptığı bir düzenleme var. O düzenlemede aslında biz
otobüs firmalarımızın ciddi anlamda elektronik ortamda veri göndermeye başladığını, yükümlülükler geldiğini gördüğümüz için artık dedik ki siz madem Ulaştırma Bakanlığı'na böyle bir veri gönderebiliyorsunuz, o zaman 1-1-2020'den itibaren de bize e-bilet gönderebilin istedik. Hava yolundaki düzenlememizde herhangi bir değişiklik yok. Diğer önemli bir konu da sinema işletmeleri. 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'deki sinema işletmeleri e-bilet uygulamasına geçmiş olacak. Bugün sadece bir sinema işletmecimiz bu kapsamda. Ama Temmuz'dan itibaren artık internet üzerinden bilet alabilecek. Halihazırda yaptığınız gibi tekrar gişeye gidip o belgeyi bastırmak gibi bir yükümlülükle, külfetle uğraşmayacaksınız. Tabii bunun şöyle de avantajları olacak. Malum biletin üzerinde o dönem gazetelere de konu olmuştuk. Biz ilk e-bilet eğlence konusuna girdiğimizde karşımıza eğlence vergisi diye bir kavram çıktı. Belediye gelirleri kanunda düzenlenmiş. Biz bunu e-bilette nasıl yaparız diye tebliğe yazınca gazetelere Maliye Bakanlığı peşin vergi almaya başladı diye bir haber çıktı. O haberi yazan da zaten bu mevzuatı yeterince bilmediğinden aslında böyle bir talihsiz bir haber yayınlamış oldu. Bu eğlence vergisi çok önemli bir kalem. İçinde hem belediyenin payı var, hem Kültür Turizm Bakanlığı'nın payı var ve burada da ciddi bir kayıt dışılık olduğu ilgili bakanlık tarafından bildirildiği için onu da kapsama aldık. 509 nolu tebliğ ile gider pusulası ki çok hızlı bir şekilde yayılacağını düşünüyoruz. Sigorta komisyon gider belgesi, sigorta poliçesi, döviz alım ve satım belgesi ve e-dekont uygulamalarına da tebliğimizde yer verdik. Dekontla ilgili bankalarla çalışıyoruz. Döviz alım satım belgemiz büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Komisyon gider belgemiz de büyük ölçüde gider pusulasıyla beraber 3 aşağı 5 yukarı aynı nitelikte olduğu için bitme aşamasında yıl sonuna kadar bunlarla ilgili gerekli dokümanlar paylaşılmış, uygulama başlamış olacak. Sigorta poliçesi büyük ölçüde Türkiye Sigortalar Birliği ile birlikte yürüteceğimiz bir proje olarak hayata geçecek. Şimdi e-belge uygulamalarına bakarsak burada e-faturayı bilmeyeniz yoktur. E-fatura uygulamasına kayıtlı olanlar bundan sonra e-arşiv uygulamasına da kayıtlı olacak. Bu da şu demek oluyor. Düzenleyeceği fatura ya e-fatura ya e-arşiv fatura olmak zorunda. Çok istisna hallerde kağıt fatura olabilir. Bu istisna hallerle ilgili 509 nolu tebliğin içinde de bir bölüm var. Bunun dışında 353. maddenin birinci fıkrasında Maliye Bakanlığı'nca belirlenen diğer haller diye bir ifade var. O halleri de açıklayan 494 nolu vergi usul kanunu genel tebliğimiz var. Okumamış olanlarınız varsa okuması önem arz ediyor. Çünkü biz orada müşellefe belli hallerde istisnalar, esneklikler sağlamış bulunuyoruz. Orada çok özel bir ifademiz var. Orada diyor ki işte tebliğlerle, sirkülerlerle ve teknik kılavuzla yapılan düzenlemelerde mükellefler kağıt fatura düzenler ise cezayla muhatap olmaz diye. O yüzden bizim tarafta da her uygulamanın bir teknik kılavuzunu çıkartıyoruz. Kağıt fatura düzenlenmesi ya da kağıt belge düzenlenmesi gereken halleri de onun içinde düzenliyoruz. Bunu iyi sindirmiş olmanızın ileride vergi dairesinde yaşanacak cezai sorumluluklarda mükellefleriniz açısından menfaati olacaktır. Özellikle biliyorsunuz KDV iadelerinde ki yakın zamanda ÖTV iadelerinde de artık otomatik sistemler devreye girdi ve bu belgenin niteliği oradan tespit edebiliyor. Ve e-fatura olması gerekirken işte kağıt faturaysa ya da e-arşiv faturaysa ceza işlemler uygulanabiliyor. Eğer 494 nolu tebliği tam anlamıyla kavrayabilirseniz o durumların birçoğundan ceza yemeden kurtulabilirsiniz. Bu kısımları konuştuk. Artık 2018 ve 2019 yılı brüt satış hasılatı 5 milyonsa dedik. ÖTV kanunu ekli bir sayılı listedeki mallardan dolayı EPDK'dan lisans aldıysanız, ÖTV 3 sayılı listeden dolayı mükellefiyetiniz varsa, elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıysanız ya da ilanları yayınlıyor ya da yayınlanmasına aracılık ediyorsanız da e-fatura uygulamasına geçeceksiniz dedik.
Çok ilginçtir. Bu komisyon ve komisyoncu ve tüccar olarak toptan yaş meyve ve sebze satışı yapanlarla ilgili bugüne kadar bize çok öyle bir ses gelmedi. Aslında bence sizin tarafta da yani baktığınız zaman burada en çok mükellefin toplandığı yer İstanbul'dur, Antalya'dır, Mersin'dir, İzmir'dir. Ben buralardan çok ses gelmesini bekliyordum ama herhangi bir tepkiyle karşılaşmadık. Demek ki ya bekleniyordu ya da bu konuda gönüllüler. Önemli bir konumuz bizim daha önceki tebliğlerimizde de yazılıyordu. Artık e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan ya da e-fatura uygulamasında olan bir şirket tam bölünme, birleşme, pardon. Devir gibi işlemler sonrasında faaliyetine son vermiş olması onu e-fatura, e-defter ya da e-belge uygulamaları kapsamındaki zorunluluktan kurtarmakla beraber devralan, yeni kurulan, birleşilen şirkete de 3 ay içinde bu uygulamalara dahil olma zorunluluğu getiriliyor. Biz bunu neden yaptık derseniz başımıza şöyle bir olay geldi. İşte büyük bir şirket Samsun bölgesinde faaliyet gösteriyor. E-fatura uygulamasına geçmesi lazım. Geçmemek için yeni bir şirket kurmuş. Daha sonra mevcut şirketi oraya devretmiş. Ondan sonra da ünvan değişikliği yapmış. Günün sonunda değişen tek şey vergi kimlik numarası. Ama eski tebliğlere ki 454 öncesinden bahsediyorum. Tebliğlere göre e-belge düzenleme zorunluluğundan kurtulmuştu. Bize bu konuda çok fazla yazı geliyor. Muhtemelen içlerinde sizin müşterileriniz de vardır. İşte biz şu firmayla devrolduk, bununla bölündük, buna işte bununla birleştik gibi. Bu tür durumlarda devralan, bölünen, birleşilen firmanın da mutlaka ve mutlaka e-belge uygulamalarına dahil olduğundan ya da gerekli hazırlıkları, başvuruları yaptığından emin olmanızda fayda var. Takvime bakarsak 509 nol tebliğ ile beraber evet ciro 5 milyona düştü. Baktığınız zaman e-fatura uygulamasına başlangıç tarihi 1 Temmuz 2020. Bu tebliğ ile biz bir sürü tebliği yayın tarihi itibariyle yürürlükten kaldırdık. Bir tanesi hariç. 454 nolu vergi usul kanunu genel tebliğ ile ilgili dedik ki bu tebliğ 1-1-2020 tarihi itibariyle yürürlükten kalkar. Buradaki gerekçemiz de şuydu. 2018 yılı brüt satış hasılatı 10 milyonu geçen mükellefler ilgili tebliğe göre 1 Ocak itibariyle faturaya ve e-deftere geçmesi gerekiyordu. Söz konusu mükelleflerimize bir 6 ay daha bekletmeyelim, süre vermiş olmayalım dedik. O yüzden 1 Ocak'ta geçecek bir kesimimiz var. Yani sadece 509'a odaklanmak çok doğru değil. 454 ile beraber düşünmek lazım. Bununla ilgili de bu hafta içinde yetişirse, bu hafta yetişmezse önümüzdeki hafta başında e-belge gibgov.tr ki artık e-fatura.gov.tr internet adresimizi kapatmak durumunda kaldık. Sitenin adı e-fatura ama içinde artık 10'a yakın e-belge var. Genel olsun diye e-belge dedik, gibgov.tr dedik. Orada basit bir arama motoru kullanımınıza sunacağız. Birkaç temel soruyla vergi kimlik numarasından bağımsız olarak hangi tarihte hangi uygulamalara geçmesi gerektiği ile ilgili mükellefleri de bilgilendiriyor olacağız. Bu sizin için de bir kolaylık sağlayacaktır. İşte cirosu budur, faaliyet konusu budur ya da halihazırda belli uygulamalara kayıtlıdır. Hangi tarihte hangi uygulamaya geçeceği hem 454 hem 464 hem 509 nolu tebliğ kapsamında hazırlandı ve yakın dediğim gibi en geç önümüzdeki hafta başında sizlere sunuluyor olacak. Bunların açıkçası takvimlerini zaten az önce konuştuk. Aynı şekilde bu söz konusu takvime yanılmıyorsam TÜRMOB'un sitesinde de var Cenk Bey değil mi? Hatta çok güzel yapmışsınız. Abdullah Üstad aynısını bizden istedi. TÜRMOB dedi çok güzel renkli yapmış, farklılaştırılmış. Ben tabii 509 yayınlandığında il dışında biz Çalıştay'daydım. Daha önce hazırladığım bilgi amaçlı bir tablom vardı. Aynı gün ben onu yayınlattım. TÜRMOB gerçekten emek vermiş. İster TÜRMOB'un sitesinden, isterseniz e-belge.gibgov.tr üzerinden hangi grubun hangi tarihte hangi uygulamalara geçeceğini
görebilirsiniz. O yüzden burada tekrar hani sizin de değerli vaktinizi harcamak istemiyorum. Dediğim gibi 464 hala yürürlükte. Bu nedenle 2018 yılında e-ticaret yapan ve 5 milyon üstü cirosu olanlar yine 1 Ocak itibariyle e-arşive ve e-faturaya geçiyor olacaklar. Söz konusu mükelleflerin e-defter zorunluluğu ise 1-1-2021 itibariyle başlayacak. Çünkü e-defter genel tebliğ ile ilgili de şöyle bir ifademiz var. E-fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar e-defter uygulamasına da aynı süre içinde geçmek zorundadır. Bununla birlikte e-fatura uygulamasına yıl içinde geçmesi gerekenler e-defter uygulamasına izleyen yılın başından itibaren geçerler diye. Burada da 464'e göre evet bunların bir e-fatura e-arşiv zorunluluğu var ama 509'dan gelen zorunlulukları asıl 1 Temmuz'da başladığı için 5 milyon cirodan dolayı e-deftere de izleyen yıldan itibaren yani 1-1-2021'den itibaren geçiyor olacaklar. Diğer bir konu ki bavul ticareti dediğimiz konu, özel fatura. 1-7-2020'den itibaren e-fatura kayıtlı kullanıcıların düzenleyeceği özel faturalarda artık e-fatura kapsamında olacak. Aranızda bavul ticareti düzenlenmesi, yani bavul ticareti kapsamında fatura düzenleyen mükellefiniz var mı bilmiyorum ama zaten Türkiye genelinde de çok çok düşük bir rakama gelmiş. Ticaret Bakanlığı bilginiz vardır. Yanılmıyorsam 1 Temmuz'dan itibaren bir düzenleme yaptı. Hatta öncesinde bir düzenleme yaptı. Özel faturalı satışlarda da bir bildirim almaya, arka planda bir sanal gümrük çıkış beyannamesi oluşturmaya başladı. Biz o süreci kolaylaştırmak adına bunu e-fatura yapalım. Biz Ticaret Bakanlığı'na gönderelim. Mükellef ikinci bir bildirimde bulunmasına gerek kalmasın istedik. E-arşiv fatura uygulamasına geçersek, e-fatura kullanıcısı olmayabilirsiniz ama hepiniz e-arşiv faturayla en kötü GSM operatörleri üzerinden tanışmış durumdasınız. E-arşiv fatura benim hayalimdi, ben her yerde onu söylüyorum. Ben işte bir ürün aldığımda garanti belgesi için onun faturasını kağıt ortamda saklayabilen bir insan değilim. E-arşiv fatura uygulamasını hayata geçirmeyi bekledim ki kendime televizyon alayım diye. Çok samimi söylüyorum, geçirdim, gittim televizyonu aldım, kağıt çıktı verecekler dedim, kağıt çıktı istemiyorum, mail atın. Ya dediler, siz nereden biliyorsunuz? Ben dedim, 2 yıldır bunun için bekliyorum. Şu anda öyle bir sıkıntım yok, mailimde duruyor. Faturam kayboldu gibi derdim yok. Kağıt ortamında saklama gibi derdim yok. Beraberinde farklı kolaylıklar da getiriyor. İşte Air Saliye yaptık ama 433'te yaptığımız düzenlemeyi ortadan kaldırmadık. İşte malın teslimi anında düzenlenen, düzenleme tarihi yanına, düzenleme zamanda saat ve dakika olarak belirtildiği sürece hala e-faturada, e-arşiv faturada da kağıt çıktı irsaliye yerine geçiyor. Yani her durumda irsaliye düzenlemek zorunda değilsiniz. Burada e-irsaliyede dikkat e-arşivde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri belgenin ne şekilde muhafaza edileceği. Diyoruz ki belgenin düzenleyicisi zaten bu belgeyi elektronik ortamda oluşturuyor, imzalıyor. Alıcısının talebine göre elektronik ortamda ya da kağıt ortamda teslim ediyor. Bu durumda düzenleyiciye diyoruz ki sen her koşulda elektronik ortamda saklayacaksın. Alıcıya da diyoruz ki sana hangi şekilde iletildiyse o şekilde saklayacaksın. Yani ben e-arşiv faturanın kağıt çıktısını istediysem kağıt saklamak zorundayım. Elektronik ortamda iletilmişse kağıt çıktısını alıp saklamayacağım, elektronik ortamda saklayacağım. Zaten e-arşiv faturaların üzerine bakarsanız iletim şekli de kağıt ya da elektronik diye yazar. Bu da aslında alıcısının nezdinde ne şekilde saklanması gerektiğini gösterir. İstisnaları konuştuk aslında. E-fatura uygulamasına kayıtlılar, e-arşiv uygulamasına da kayıtlılar artık yakın zaman itibariyle. Bunların istisnai durumlar haricinde kağıt fatura düzenleme imkanları yok. Bu istisnai durumlar nedir? Mücbir sebep halleri olabilir. Kendi bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen sıkıntı olabilir. Bir özel entegratörden hizmet alıyorsa onun sisteminde yaşanan bir sorun olabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yaşanan bir sorun olabilir. İhracat faturasını konuşursak Ticaret Bakanlığı sistemlerinde yaşanan bir sorun olabilir.
Evet, biz e-belge uygulamalarını getirdik, zorunluluk getirdik ama bu gibi teknik sorunlardan kaynaklı olarak yaşanabilecek aksaklıkların da mükelleflerimizin ticari hayatını aksatmasını istemedik. O yüzden de tebliğlerimizde de dedik ki yeterli miktarda kağıt faturada her ihtimale karşı bulundur. Tabii bu imkandan yararlanmak için bu durumu tevsik etmek gerekir. Bazen karşılaşıyoruz. Diyor ki işte bizim mahallede kazı oldu. İnternet gitti, elektrik gitti. Tamam, gidebilir. Kağıt fatura düzenleyebilirsin ama hizmet sağlayıcından da o gün o saatler arasında kesinti olduğuna göre olduğuna dair bir yazı, bir rapor al, elinde bulunsun. Çünkü iki gün sonra vergi dairesi soracak. Kadvira'da yakalayacak. Diyecek ki sen e-faturadasın, düzenleyen de e-faturada, alıcı da e-faturada, niye kağıt fatura aldın ya da kestin? Orada çıkartıp bak o tarihte benim bölgemde elektrik kesintisi vardı, işte internet kesintisi vardı deyip durumu ortaya koyabilmesi gerekiyor. İsteğe bağlı olarak e-arşiv uygulamasına geçen, e-faturaya geçenlere 1-1-2020 itibariyle e-arşive de geçme zorunluluğu getirdik. Bundan sonraki süreçte de ister isteğe bağlı olsun, ister zorunluluk kapsamında olsun e-fatura uygulamasına geçen herkes e-arşive de geçecek. Bu işletmeler açısından da aslında büyük bir kolaylık. Çünkü birçok şeyde e-arşive öncesinde ya da geçiş öncesinde şöyle bir durumla karşılaşıyordu. Ya biz işte DAT Matrix yazıcı kullanıyoruz matbu evrakları basmak için. İşte e-faturanın çıktısını alacaksak lazer lazım. Ya da e-arşive geçersek bu lazım. İşte ben e-fatura e-arşiv için farklı bir sistem kuracağım. İşte kağıt için farklı bir sistem kuracağım ki çok ilginçtir. Vakti zamanında bir kamu kuruluşumuz bizden bir özel izin aldı. Dedi ki ben hiçbir şekilde e-fatura ya da e-arşiv fatura almayacağım. Almamam gerekiyor şu gerekçelerle. Tamam dedik. GSM operatörlerine gönderdik. Hepsi şunu verdi. Biz kesinlikle kağıt fatura düzenleyemeyiz. Sistemlerimiz buna uygun değil. Ona da farklı istisnalar sağladık. Yani bu uygulamaya geçenin günün sonunda tüm belgeleri elektronik olacak, elektronik ortamda saklayacak. Sizlere de aslında muhasebeleştirmeniz için elektronik ortamda gönderiyor olacak ki geçen sene, daha doğrusu bu senenin başlarındaydı sanırım, bir hizmetle sunduk aslında interaktif üzerinden. Adıma düzenlenen e-arşiv fatura sorgulama, e-fatura sorgulama ki burada muhasebe süreçlerinde mükellefiniz size tüm faturaları ibraz etti, etmedi noktasında sıkıntı yaşanmasın, eksiklik oluşmasın. Tabii şöyle taleplerle de geldiler. Ben orada düzenlenen faturayı görüyorum ama alamıyorum. Çünkü ben de almıyorum, size veremiyorum o yüzden. E-arşiv fatura malum bana gelen bir belge olmadığı için şu anda sizlerle de paylaşamıyorum. Ama bu 5.000 ve 30.000 mevzusuyla ilgili olarak interaktif vergi dairesinden mükellef de sizler de o faturaları dilediğiniz zaman indirebilir, görüntüleyebilir olacaksınız. Bununla ilgili de bir dipnot ekleyeyim. Bizim biliyorsunuz e-fatura portalımızda ya da tüm portallerimizde 6 ay içinde, 6 ay sonunda biz bu faturaları sileriz diyoruz. O yüzden mutlaka indirin, yedekleyin diyoruz. Bu uygulamada öyle bir düzenlememiz yok. Tabii şöyle bir istatistik de paylaşayım sizinle. 5.000, 30.000 dediğiniz zaman ya da 5.000 dediğiniz zaman 2018 yılında ne kadar faturayla muhatap olduk dersek yaklaşık 2,5 milyon adet fatura var. Hesapladık, mükellef başına ortalama 2 fatura gibi bir şey düşüyor. Yani çok aslında zannettiğiniz kadar sık ve yoğun kullanılan bir uygulama olmayacak, sizi de çok fazla yormayacak. E-arşivin kapsamını konuştuk. Sadece şurada son paragrafa bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Tebliğ ile ilgili en büyük sorulardan biri de şu. Tamam, 5.000 lira çok güzel. Gün içinde ben parça parça düzenlersem 5.000 lirayı aştıktan sonra mı e-fatura olacak? Yoksa tamamını mı e-arşiv fatura olarak düzenleyeceğim? Tebliğdeki ifade şu. Faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi. Yani 2001 düzenlediniz, 2001 düzenlediniz, üzerine bir 2000 daha düzenlediniz, 6000'e ulaştı, 5000'i aştı. 6000'in tamamı e-arşiv fatura olacak.
Sadece aşan kısım değil. Burada da aynı gün içinde aynı kişiye düzenlenen faturalarda bu sınırlara bakılıyor olacak. Çünkü şöyle sorular da geliyor. Biz işte A kamu kurumuna haftada 5.000 lira kesiyoruz. Hani 2.000, 3.000, 1.000 şeklinde bir haftada 5.000 aşıyoruz. O bizi ilgilendirmiyor. Biz aynı gün içindeki 5.000 lira yaşayan işlemlere dikkat ediyoruz. İnternet satışları, bu da önemli bir konu. Dediğim gibi artık e-ticaret yapana yönelik doğrudan bir zorunluluğumuz yok. Esas olan 5 milyon ciro devamında bunlara aracılık eden. Biz 433 nolu tebliği çıkartırken şöyle bir ifadeye yer verdik. Dedik ki e-ticaret yapıyorsan, bu bir ürünü elektronik ticaret kapsamında satıyorsan, bunun faturasını mutlaka elektronik ortamda ilet. Faturanın kağıt çıktısında malla beraber gönder. Evet, çok güzel kurgu. İrsaliyeden de kurtardık ama bir noktayı atladık. Ben eşime hediye aldım. Yanında da faturanın örneğini gönderdim gözüne sokmak için. Bak sana için bunu aldım, bu kadar para verdim gibi. Bu yanlıştan duyurular yoluyla ilk etapta döndük. Şimdi 509 nolu tebliğiyle dedi ki e-arşiv faturanın kağıt çıktısını verebilirsin. ÖKC'den fatura bilgi fişini alıp verebilirsin ya da istersen sevk irsaliyesi düzenleyebilir, onunla beraber gönderebilirsin. E-irsaliye uygulamasına bakarsak, malum hem sevk irsaliyesi var hem taşıma irsaliyesi var. E-irsaliye uygulamasının kapsamı sadece sevk irsaliyesinden ibaret. E-irsaliye uygulamasından yararlanabilmek için, dediğim gibi her uygulamanın merkezinde e-fatura olduğu için öncelikle e-faturadan yararlanıyor olmak lazım. Buradaki kapsamı az önce madde madde tabloda da görmüştük. ÖTV 1 sayılı listedeki mallardan dolayı EPDK lisansı olanlar, ÖTV 3'ten dolayı mükellefiyeti olanlar, maden kanunu kapsamında işletme ruhsatı ya da sertifika sahipleriyle bunları işletenler. Şeker kanunu kapsamında işte yer verilen şekerin üretimini, imalatını gerçekleştirenler, gidip 72 ve 73'ten demir çelik ve demir çelikten yapılan eşyaların üretimini, ithalatını yapanlar, Tarım Orman Bakanlığı'nca yürütülen gübre takip sistemine kayıtlı olanlar ve e-fatura uygulamasına kayıtlı olanlardan 25 milyon TL'yi aşanlar. Ayrıca yine halk kayıt sistemine bildirimde bulunan toptancı ve tüccarlar da, komisyoncular da bu kapsamda zorunluluktalar. Burada da e-irsaliyede de takvimi 1 Temmuz 2020'yi erteledik. Halk kayıt sistemine bildirim yapan 14 bin mükellef dışında. E-irsaliye uygulamasını içine biz ticari fatura senaryosunda olduğu gibi irsali yanıtı diye bir kavram getirdik. Kullanımı zorunlu değil. Amacı da şu: bir mal gönderdiniz, karşı taraf malı aldı. Daha size bildirmeden ya da bununla ilgili bir itirazda bulunmadan sistem içinden size şunu diyebiliyor: ben bu malların tamamını kabul ettim ya da bu malların şu kısmını kabul ettim, bu kısmını şu gerekçeyle kabul etmedim. Ya da fiil istek başlamadıysa siz sistem içinden irsaliye yanıtıyla irsaliye belgesinin tamamını reddedebiliyorsunuz. Fiil istek başlamadan dememizin nedeni de şu: malumunuz sahte belge ticareti, akaryakıt kaçakçılığı gibi süreçlerde aynı irsaliye ile gün içinde müteakip defalar sevkiyatlar yapılabiliyor. Ya da hiçbir denetimle karşılaşılmadıysa günün sonunda irsaliye belgesi iptal edilebiliyor. Bunun önüne geçmek için de e-irsaliyedeki mevzuat tarafımızda da konuştuk. Aslında sevk irsaliyesine iptal diye bir mevzunun olmadığını dile getirdiler. Biz sadece fiili sevk zamanından önce olmak kaydıyla belgenin iptal edilebilmesine bu belgeyle izin vermiş olduk. Serbest meslek makbuzuna bakarsak, aranızda kullanan muhtemelen vardır. Çünkü sayısı her geçen gün artıyor. Bizim portal aracılığıyla da kullananımız var. Aşağı yukarı aynı sayıda da özel entegratör üzerinden bu hizmeti alanlar var. Tabii biz uygulamayı ilk başlattığımızda
fatura gibi düşündük. Sonradan öğrendik ki sadece KDV tahakkuku için bile serbest meslek makbuzunun düzenlendiği durumlar varmış. Bunun için de kendi portalımıza bir alan da ekledik. Peki ne zaman kapsamdasınız? İşte 1-2-2020 tarihi itibariyle faaliyetinizi hala sürdürüyor iseniz, Haziran ayından itibaren, o tarihten sonra başlayanlar ise faaliyete başladıktan sonraki 3. ayın sonuna kadar bu uygulamaya geçmek zorunda. Unutmadan sunumda yeri yok. Birçok özel entegratörün de firmanın da atladığı bir konu var. Biliyorsunuz e-faturaya dahil olan mükelleflerle ilgili biz şöyle bir düzenleme yapmıştık. İlk 7 gün içinde e-fatura düzenleyebilir ya da kağıt fatura düzenleyebilir. Hani 7 günlük bir adaptasyon süreci vermiştik. 487 ile e-irsali uygulaması başlarken tamamen ihtiyari olarak olduğu için 3 ay gibi süre öngörmüştük. Bu tebliğ de diğer hususlar bölümünde ki kimsenin okumadığı da ortaya çıktı. E-fatura ve e-arşivde 7 gün, diğer tüm uygulamalarda ise uygulamaya başlanan ayın son gününe kadar e-belge yanında kağıt belge de düzenleyebilirsiniz dedik. Yani bu şu anlama geliyor. Siz 1 Haziran itibariyle serbest meslek makbuzuna geçerseniz Haziran ayı sonuna kadar aynı yani bir müşterinize, mükellefinize serbest meslek makbuzu düzenlerken diğerine kağıt serbest meslek makbuzu düzenleyebilir durumdasınız. Yani kısacası bir aya yakın bir süre sizlere alışma adaptasyon süreci verdik. Bu e-irsaliyede de, müstahsilde de, tüm uygulamalarda var. Sadece fatura ve e-arşivde bu süre 7 gün. Bu konuda da hani mükelleflerinizi bilgilendirebilirsiniz. Çünkü insanlarda genellikle şunu görüyoruz, bir korku oluyor. Ben diyor akşam diyor sistemi kapatacağım, sabah e-belgeyle nasıl başlayacağım? Öyle bir şey zorunluluğu yok. Fatura veya arşivde dediğim gibi 7 gün, bunun dışındaki belgelerde 1 aya kadar birlikte sistem işleyebiliyor. Müstahsil makbuzu uygulamasına bakarsak bu Tarım Orman Bakanlığı'nın aslında bizden bir talebiydi. Şöyle bir taleple geldiler, dediler ki biz tarımsal üretimden dolayı hem çiftçiyi destekliyoruz hem tüccarı destekliyoruz. Çiftçi farklı destekler için müstahsil makbuzunu ibraz ediyor, tüccar farklı ibraz ediyor. Günün sonunda eskaza şunu gördük. Aynı tüccarın düzenlediği serbest meslek makbuzu, numarası, tarihi, her şey aynı. Çiftçinin ibraz ettiğinde 10 lira yazıyor. Müstahsilin tüccarın ibraz ettiğinde 100 lira yazıyor. Bu tür sıkıntıların ve haksız yere devlet desteklerinin kullanılmasının da önüne geçmek adına artık o belgeyi de elektronik ortamda yaptık ve kendileriyle de önümüzdeki yıl itibariyle paylaşıyor olacağız. Burada da dediğim gibi e-fatura uygulaması kapsamında olanlardan faaliyeti gereğince müstahsil makbuzu düzenleyenler bu kapsama giriyorlar. Ayrıca başkanlık dediğim gibi tüm belgelerde olduğu gibi riskli gördüğü mükellefi 3 ay süre vermek kaydıyla istediği e-belgeye geçirmeye yetkili. Gider pusulası uygulaması şu anda tamamen ihtiyari. Teknik altyapısını hazırladık, belge örneklerini hazırladık. Yakın zamanda sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu özellikle aranızda e-ticaret tarafında faaliyet gösteren müşterileri olanları daha çok ilgilendirecektir. Çünkü e-ticaret kapsamında düzenlenen e-arşiv faturalarda da olsa, kağıt faturalarda da olsa aşağıda bir iade kısmı var. Ve mesafeli satış sözleşmesine göre iade yapılabilmesi için o alanın doldurulması ve gönderilmesi gerekiyor. Ama benim büyük e-ticaret platformlarından duyduğum şey şu, iade edilen malların %5, %10'unda ilgili alan dolduruluyor. Ve biz ancak o şekilde yapıyoruz. Hani yine de alıyoruz. Hani tekrar gönder, doldur, geri gönder demek daha maliyetli olduğu için. Arka planda gider pusulası düzenliyoruz. Düzenliyorsunuz, alıcı orada mı değil, imzası var mı yok. Onu da çözüm olmak üzere e-gider pusulasına çalışmalarına başladık. 1-1-2020 itibariyle de kullanılabiliyor durumda olacak. E-bilet uygulamasını aslında konuştuk. İlk kara ve deniz yolu ulaşımıyla başladık. İşte bugün İDO'ydu ve işte Burulaş. Birçoğunuz eğer Bursa tarafını kullanıyorsa biletlerinizi elektronik ortamda temin ediyor durumdasınız. Spor müsabakaları ile ilgili
düzenleme getirdik. Dedik ki etkinliklerle ilgili bir bilet yapalım, hava yolu ile ilgili bir bilet yapalım. Günün sonunda kara ve deniz yolu ile ilgili bir zorunluluk getirdik. Dedik ki sizler 1-1-2021 itibariyle bu kapsamdasınız. Etkinlik kapsamında ya da önce hava yolundan bahsedeyim. Burada da bazı kafa karışıklıkları oluyor. Hava yolunda yurt içi yurt dışı taşımacılığı yapan yerli hava yolu firmaları ile dar mükellef konumunda olan hava yolu firmalarımız bu kapsamda. Tabii dar mükelleflerin sadece Türkiye kalk çıkışlı uçuşlarında e-bilet arar durumdayız. E-biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçen belgedir. Biliyorum bir dönem kamu kurumlarıyla da zorluk yaşamış olabilirsiniz. Acentelerle çalışanlarınız varsa birçok kamu kurumu fatura istedi. Biz ilgili bakanlığa yazı yazarak artık bunun bu şekilde olmayacağını beyan ettik ve sorunu çözdük. Son düzenleme bu e-bilet düzenleme izni alan mükellefler işte bagaj ücreti, cezalar, ücret iadesi gibi hallerde de e-bilet düzenler dedik. Bu aslında bizim kanunlarımızda emsali olmayan bir uygulama. Bunun çıkış noktası da şu, havayolu firmalarının tabi oldukları IATA düzenlemeleri var. Orada da bu tür işlemler için oluşturulan kağıt veya elektronik belgeler var ama bu belgeler vergi usul kanunda sayılmayan belgelerdi. Buradan hareketle onları kanun değişikliği yapıp kanuna sokmak daha zor olduğu için o belgeler yerine de e-bilet düzenleyebilirsiniz dedik. Acentelerin burada önemli rolü var. Biz e-bilet çalışmalarını yaparken TURSAP acenteleri temsilen şöyle bir taleple gelmişti. Dediler ki biz bilet satıyoruz. Bilet bedeli zaten görünen bedel. Biz ayrıca aldığımız komisyonu belgelendiriyoruz. Ya bir fatura ya bir fiş kesiyoruz. Tabii tüm müşterilerimize aynı oranda komisyonu uygulamıyoruz. Bunun da bilinmesini istemiyoruz. Bunu bilet bedelinin içinde gösterelim dediler. Tamam dedik biz de. O zaman bundan sonra siz aracılık ettiğiniz işlemlerde müşteriye bilet muhteviyatını da içeren bir fatura düzenleyin. Havayolu firması tarafından düzenlenen bilet üzerinde de kendi IATA nezdindeki numaranıza ya da TURSAP numaranıza yer verin. O bilet sizin gideriniz olsun. Bilet bedelinde ihtiva eden faturanın tamamı da geliriniz olsun dedik. Çok hoşlarına gitti. Ta ki o faturalar yani gelirleri sadece komisyon gelirinden değil de bilet bedeli dahil olup da 10 milyonu geçip e-fatura camiasına dahil olana kadar yaklaşık bir yıl aldı fark etmeleri. Ama bunun da geri adımı maalesef yoktu. Elektronik biletin kağıt çıktısı üzerinde hiçbir ıslak imza ya da kaşeyi barındırmaksızın doğrudan gider kaydedilebilir bir belge haline geldi. Burada sadece dikkat edilmesi gereken konu KDV'nin indirimi konusu. Çünkü işte alan vergisi gibi kavramlar var. Katma değer vergisinin doğru tespit edilmesi giderde, giderleştirirken ya da indirim konusu yapılırken de buna dikkat edilmesi gerekiyor. Sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklerle ilgili olarak da zaten e-bilet uygulamamız var. Hali hazırda bir, iki firmamız bu kapsamda hizmet veriyor durumda. Ama dediğim gibi 1-7-2020 itibariyle Türkiye sınırları içindeki tüm sinema işletmelerimiz biletlerini e-bilet olarak düzenliyor olacak. Tabii burada eğlence vergisi, yani aranızda sinema işletmesi olan ya da bu kapsamda bilet düzenleyen var mı bilmiyorum ama eğlence vergisiyle ilgili şöyle bir düzenleme var mevzuatta. Diyor ki, ÖKC'siz model diyelim. Önce diyor etkinlik kapsamında düzenleyeceğim biletlere karar ver. Onunla ilgili kaç bilet satacağını öngörüyorsan ona göre bir tahminde bulun. İşte git muhasebata ya da mal müdürlüğüne bunu beyan et. Eğlence vergisini yatır. Oradan makbuzla beraber belediyeye git. Belediye tüm kağıt biletlerinin arkasına kaşe ya da damga tatbik etsin. İşlemini yap. Günün sonunda etkinliği yaptın bitti. Eğer elinde hala bilet kaldıysa bu sefer süreci tersten al, ücret iadesi al ya da bir sonraki etkinliğe mahsup ettir.
Bunun tek istisnası Maliye Bakanlığı'nca işte ÖKC kullanımında bir istisna uygulanır denmiş ve bu da bir aslında beyannameye bağlanmış. Demiş ki artık peşin ödeme, sen etkinliğini düzenle, biletini sat. İzleyen ayın 20'sinde bunu bir beyanname ve ekinde mali raporla beraber bildir denmiş. Biz aynısını e-bilette de yaptık ama ÖKC entegrasyonu istedik. Dedik ki sen e-bilet düzenlerken, bu sinema işletmelerini ilgilendiriyor daha çok. Eğer e-bilet düzenlerken bunu arka planda bir ÖKC ile de entegre edersen ve düzenlenen her bilete karşılık orada ÖKC'nin mali hafızasında bilgi fişi üretirsen, sen de izleyen ayın 20. gününe kadar bunu beyan edip ödemekle serbestsin dedik. Karayolunu konuştuk. Burayı da konuştuk. Sigorta komisyon gider belgesi. Aranızda sigorta acenteleriyle çalışanlar vardır. Geçen haftalarda biz de Türkiye Sigortalar Birliği'nden birkaç temsilciyle bir aradaydık. Şöyle bir konu gündeme geldi. Bu arada sigorta komisyon gider belgesi çok ilginç bir belgeymiş. Üzerinde hiçbir vergi yok. KDV'si, ÖTV'si, ne bileyim BSMV'si gibi. Sahada da çok yaygın kullanıldığını öğrendik. Bize söylenen şuydu, sigorta şirketleri hizmet veren acentelere işte ayın sonunda ödeyecekleri tutarı göstermek üzere bu belgeyi düzenlerler. İşte sigorta şirket sayısı yaklaşık 100, işte acente sayısı 16 bin. Sonra şunu öğrendik, daha önce mevzuatta tali acente diye bir kavram varmış. O tali acente kavramına istinaden Gelir İdaresi Başkanlığı o dönemde sanırım bir özelge ya da sirküler yayınlamış. Demiş ki, acente ile tali acente arasındaki işlemlerde de sigorta komisyon gider belgesi kullanılır. Sanırım 2015-16 gibi tali acente kavramı kaldırılmış. Onun yerine denmiş ki aynı ili sınırları içinde olmak kaydıyla bir acente 5 ayrı acenteyle işbirliği yapabilir. Uygulamada şunu duyduk. Bu acenteler de kendi aralarındaki işlemlerde sigorta komisyon gider belgesi düzenliyorlarmış. Hatta bir ilde bu durum tespit edilmiş ve aslında bunun fatura olması gerektiğiyle ilgili işlem yapılmış. Şu anki mevzuata göre bu aynı sınırları içinde çalışan 5 acente arasındaki işlem sonrasında düzenlenecek belgenin fatura olması gerektiği kati, aranızda ya da müşterileriniz arasında bu şekilde çalışan acenteleriniz varsa bu konuda uyarmanızda fayda vardır. Uygulama ilk etapta gönüllü olarak başlayacak ama başkanlık 3 aydan az olmamak üzere süre vermek kaydıyla uygulamaları zorunlu olarak geçişi sağlayabilecek durumda. Sigorta poliçesi dediğim gibi şu anda Türkiye Sigortalar Birliği ile birlikte çalıştığımız bir proje. Bununla ilgili geliştirmeler hala devam ediyor. Orada sizi açıkçası etkileyecek bir husus da yok. Sadece şöyle bir kolaylık sağlayacak. TSB ile de görüştüğümüzde şunu duyduk. Dediler ki biz zaten poliçeyi aslında elektronik ortamda oluşturuyoruz. Kullanıcıya hukuki olmamakla birlikte mail atıyoruz ya da işte WhatsApp'ına gönderiyorduk. Bu artık elektronik imzalı bir belge olacağı için her koşulda, her ortamda hukuki bir belge niteliği taşıyor olacak. Döviz alım ve satım belgeleri, bu da yetkili müesseselerce düzenlenecek. Çünkü döviz alım satım yetkisi bir bankalarımızda, bir de yetkili müessese dediğimiz kurumlarımızda var. Türkiye genelinde de yaklaşık 750 tane yetkili müessese var. İlk etapta gönüllü olarak başlayacak ama sistem işlediğini gördükten sonra bu yetkili müesseselerin de bu belgeleri elektronik ortamda düzenlemesi yönünde gerekli çalışmalar yapılacak. Dekont uygulaması sizler için aslında çok büyük kolaylık olacak. Malum bankalarla da çok görüştük burayı. Bankaların en büyük şikayeti şuydu. Biz zaten internetten yapılan işlemler, otomatik ödeme talimatları gibi süreçlerde dekontu üretiyoruz ama günün sonunda işletme ya da mükellef bağımsız denetime de girse, uluslararası denetime de girse, vergi anlamında denetime de girse bize geliyor, diyor ki benim 2018 yılındaki tüm bankacılık işlemlerime ait dekontu çıkart. Ondan sonra onları kaşele, parafla, bana ver. Çok bizim açımızdan da dediler risk. Çünkü bütün dekontları döktük mü, fazla mı döktük, eksik mi döktük? Ayrıca çok büyük bir işletmeyse bu binlerce
sayfaya tekabül edebiliyor dediler. Biz onu da çözmüş olduk. Artık dekontlar elektronik ortamda düzenlenmiş ve elektronik ortamda iletilmiş olacağı için her türlü elektronik belgeyi ibraz edebiliyor duruma geleceksiniz. Bununla ilgili hem kamu bankalarımız hem de özel bankalarımız çok istekli. 1 Ocak itibariyle de birkaç tanesiyle bu uygulamaya başlamış olacağız. Bu uygulamadan bankalar ya kendi bilgi işlem sistemleriyle ya da bir özel entegratör üzerinden yararlanabiliyor olacaklar. Dekont uygulaması montanı düşündüğünüzde portal açısından çok uygun bir uygulama değil. Bu da dediğim gibi şu an için gönüllü bir uygulama ama ilerleyen süreçte idarenin kararına göre değişebilir. E-belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerini Cenk Hocam zaten detaylı anlatacak. Ben o yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece şöyle, e-fatura ile ilgili bizim bir e-fatura ve e-irsali için sadece UBL olma zorunluluğumuz var. Onun dışındaki belgelerde genel tanınırlığa sahip bir format olmak zorunda. Aradığımız esas unsur da üzerinde elektronik imza ya da mali mühür taşıyor mu, görüntülenebiliyor mu? Çünkü çok farklı formattaki belgeler ilgilisine gönderildiği zaman birçok posta kutusu tarafından spam olarak algılanabiliyor. Onun için böyle standartlar belirledik. 500 TL'ye kadar olan mevzumuzu konuştuk. Hem 483 nolu tebliğ kapsamında istisnadan yararlanan ya da 507 kapsamında yararlanacak olan mükellefler e-arşiv uygulaması kapsamında 500 TL'ye kadar olacak düzenleyecekleri faturaları nihai tüketici profilinde ve alıcı TCKN kısmına 1-1-1 yazarak düzenleyebiliyor olacaklar. Elektronik belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemesi konusuna girersek 494 nolu tebliğe kadar, daha doğrusu 353'e 1. maddede kanun değişikliği yapılana kadar biz cezaları hep 353'ten kestik. Sizler dava ettiniz ve kazandınız. Mahkemenin gerekçesi de şuydu, 353. maddenin içinde e-faturaya ilişkin bir ibare yok. Biz önce kanun değişikliği yaptık. Dedik ki elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu getirilenler dahil dedik. Bununla ilgili de tabii Maliye Bakanlığı'nca belirlenen istisnai haller dedik. Onu açıklamak için de 494 nolu tebliği yayınladık. O yüzden dediğim gibi hani 509 ile 494'ü mutlaka herkesin bilmesi gerekiyor. Raporlama da önemli bir konu. E-Fatura ve e-irsaliye başkanlık sistemleri üzerinden geçiyor. İşte ya da diğer uygulamalarda başkanlık portallerini kullananların raporlama gibi ihtiyacı yok. Ama bunun dışında özel entegratörden hizmet alan, kendi bilgi işlem sistemini bu sistemler kapsamında kullananlar düzenledikleri belgeleri istisnai durumlar hariç izleyen günün sonuna kadar raporlamak zorunda. Bu istisnai durumlar nedir? İşte enerji dağıtım firmalarının bu konuda bir istisnası var. Çünkü bir önceki aya ait elektrik tüketim birim fiyatları bir sonraki ayın 15 ile 17'si arasında EPDK'da kurulan düzenleme ve denetleme kurulunda belli oluyor. O yüzden onlara öyle bir istisnai durum getirdik. GSM operatörlerimize de 7 gün gibi bir istisna getirdik. Çünkü onların da bir faturalama döneminde yaklaşık 10-15 milyon civarında fatura düzenliyorlar. Onu da raporlama süreci bize uzun süreceği için orada da bir istisnamız var. Ama bunun dışında adınıza bir fatura düzenlendiği zaman ertesi gün raporlanmış oluyor. İnteraktif vergi dairesinden de girip eğer alışverişlerde TC kimlik numaranızı belirtiyorsanız ki muhtemelen hepiniz belirtiyorsunuzdur, faturalarınızı oradan da takip edebiliyor durumdasınız. Muhafaza ve ibraz aslında konuştuk. Elektronik belgeler elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir. İbraz süresi, muhafaza süresi 10 yıldır. Alıcıların kendilerine iletim şekline göre muhafaza etmeleri gerektiğinde konuştuk. Başka mükelleflerden ya da başkanlığımızca saklama izni verilen özel entegratörlerden bu saklama hizmetlerinin alınması mükellefin elektronik belgelerini, defterlerini, ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Diğer bir konu ise bunların nerede saklanacağı konusu. Bu belgeler her şart ve koşulda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde muhafaza edilmek zorunda. İkincil örneklerin yurt dışında muhafazasının önünde bir engelimiz yok. Diğer hususlara bakarsak
Belgelerle ilgili olarak bizim belirlediğimiz bazı zorunlu alanlar var. Bu vergi usul kanunundan geliyor ama baktığınız zaman belge formatına, tipine göre işte BDDK'nın istediği belli zorunluluklar çıkabiliyor. BTK isteyebiliyor, EPDK isteyebiliyor. Bizim ve diğer kurum ve kuruluşların istediği zorunlulukları sağlamak zorundasınız. Ayrıca da belgeler üzerinde barkod ya da QR kod bulunmak zorunda. Bizim portalda oluşan faturaların QR koduna bakarsanız eğer muhasebeleştirme için ihtiyacınız olan tüm datayı biz oraya koyduk. Günün sonunda belki şu olacak, işte Luka tarafında bir mobil uygulamayla telefonla QR kodu okut, ben muhasebeleştireyim de diyor olacak. Elektronik ortamda gelmemiş bile olsa, kağıt çıktı bile olsa muhasebeleştirme sürecini daha hızlı ilerletebiliyor olacaksınız. Bu kısımla ilgili aslında sizi çok fazla ilgilendiren kısım yok. Bir diğer konu, aslında e-defter kısmına geleceğim oraya. Buraya şey yapalım, hızlıca e-deftere de bir bakalım. E-defter uygulamasında kapsamını genişlettik ve TÜRMOB Başkanımızın da dediği gibi yıllardır sizlerden gelen talebe istinaden defter yükleme sürelerinde seçime olanak sağladık. Artık ister aylık, ister 3 aylık dönemleri itibariyle yükleme yapabilirsiniz dedik. Ama 3 aylık dönemleri itibariyle yükleme yapacaksanız da Ocak, Şubat, Mart'ı tek bir dosya değil, Ocağı ayrı, Şubat ayrı, Mart'ı ayrı, hala ayrı ayrı oluşturuyor olacaksınız. Sadece 3 ayda bir yüklüyor olacaksınız. Bununla ilgili de Aralık ayı içinde bir tercih ekranı sunacağız mükelleflere. E-defter uygulaması içinden girip belli tercihlerde bulunacak. Asıl en önemli konu ki sizlerin üzerindeki en büyük iş yüküdür belki elektronik defterlerin imzalanması, başkanlığa gönderilme konusuydu. Birçoğunuz ay sonunda sosyal medyadan da görüyorum işte gece 12'ye kadar defterleri imzalamakla, sırayla göndermekle uğraşıyordu. Bunu yapabilmek için mükellefin mali mührünün sizde olması gerekiyordu. İşte mali mühürlerin yönetimi saklanması, şifrelerinin karışmaması gibi bir sürü sorunla karşılaşılıyordu. Biz dedik ki bundan böyle e-defterleri mükellef imzalayabileceği gibi serbest mali müşaviri de imzalayabilir, özel entegratörü de imzalayabilir, e-defter uyumlu yazılımcısı da imzalayabilir. Bu şu anlama geliyor. Siz örnek veriyorum Cenk Bey'den dolayı Luka e-defter kullanıyorsunuz, kayıtları oluşturuyordunuz, size e-defteri üretiyordu, imzala diyordu, imzalıyordunuz. Bu sefer diyordu ki Berat'ın üret diyordunuz, Berat'ın üretiyor, tekrar imzalıyordu. Ondan sonra Luka'nın web servisi üzerinden gönderiyordunuz. Artık yapacağınız şey şu, tek tuşa basacaksınız, e-deftere dönüştür diyeceksiniz. Arka planda Luka defteri oluşturacak, imzalayacak, Berat'ın alacak, imzalayacak, gibe gönderecek, alacak, imzalı Berat'ların hepsini size anahtar teslim bırakacak. Böylelikle sizlerin artık ay sonunda mali mühürleri toplamak, onları tek tek takıp, her bir mükellefin sürecini tamamlayana kadar bekleme gibi bir zorunluluğunuz ortadan kalkmış olacak. Diğer bir nokta da e-defterlerle ilgili 2020 Ocak döneminden itibaren zorunlu bir saklama şartı getiriyoruz. Diyoruz ki Ocak 2020'den dönemi defterlerinden itibaren olmak üzere söz konusu defterler ya başkanlık sistemine, ya da başkanlığın belirlemiş olduğu özel entegratör ya da saklamacı kuruluşların sistemlerinde saklanacak. Burada da tabii akılda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ben bu defteri gelir idaresine göndereceğim ya da saklamacı kuruluşa göndereceğim. Bu içerisinde benim ticari sırrım olan veriler suistimal edilebilir mi, kullanılabilir mi gibi. Defterler kriptolu olarak saklanacak. Hatta şifreledikten sonra ki bir örneğini kendinizde tutmanız gerekiyor. Bize ya da saklamacı kuruluşa göndereceğiniz örneğin şifreledikten sonra bir daha ne siz ne bir başkası açabilir durumda olmayacak. Sadece Gelir İdaresi Başkanlığı'nda olacak anahtar. Bu defter datası da sadece ve sadece yetkili makamlarca sizden talep edildiğinde ve bu belgeler zayi ise, ulaşılamıyorsa yetkili makam benden talep edecek. Ben açıp sadece o işle, o iş emriyle sınırlı olmak üzere kendilerine sizin adınıza veriyor olacağım. Tabii mükellef olarak şunu diyebilirsiniz. Peki ben kaybettim, ben sizden bu defterleri isteyebilir miyim? İsteyemezsiniz. Bunu da belirteyim.
Burada tabii Vergusul Kanunu 359. maddenin de devreye girdiği durumlar olacak. Çünkü defterlerin inceleme limanına ya da yetkili makamlara ibraz edilmemesi saklama sayılıyordu. O fiili hala siz işliyor olacaksınız. 359'un o maddesinden işlem görüyor olabilir. Mükellefinizden siz dediğim, kusura bakmayın. Ama bununla birlikte en azından ortada vergi anlamında gerçek bir defter, hukuken geçerli bir defter olduğu için işte indirimlerin reddi, giderlerin reddi gibi bir durumla karşılaşma riskiniz ortadan kalkmış olacak. E-defter uygulamasına dedik, kapsamı genişlettik. Artık e-fatura uygulamasına geçmesi gereken herkes e-defter uygulamasına da geçecek. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu 397. maddesine göre bağımsız denetime tabi olan şirketler de e-deftere geçecek. E-deftere geçiş takvimine baktığımız zaman ise, bu devir bölünmeyi zaten daha önce konuşmuştuk. E-fatura uygulamasına geçiş süresi içinde mükelleflerin e-deftere de geçmesini bekliyoruz. Ancak e-deftere ya daha doğrusu e-faturaya zorunlu olarak yıl ortasında geçilmiş olması durumunda diyoruz ki e-deftere izleyen yılın başı itibariyle geçebilirsiniz. Burada da aslında mükellefe aynı hesap dönemi içinde hem kağıt hem de elektronik ortamda defter tutmasını önüne geçmiş oluyoruz. Bununla ilgili bu açıklama şuna gösteriyor. 454'ün yürürlükteki maddesine göre 10 milyon ciroyu geçen herkes, yani mükellefleriniz 1-1-2020 itibariyle, 509'a göre işte 5 milyon cirodan dolayı uygulamalara geçecek olanlar 1-1-2021'de. Ama e-fatura uygulamasını 509'dan dolayı, işte bu hal kayıt sistemini konuştuk, bağımsız denetimi konuştuk. 1-1-2020 itibariyle e-faturaya geçecek olanlar yine 1-1-2020 itibariyle e-defter uygulamasına da geçecekler. Dediğim gibi bununla ilgili hem bizim bir tablomuz var, hem TÜRMOB'un bir tablosu var. Bir de önümüzdeki günlerde bizim basit bir uygulamamız olacak. Vergi kimlik numarası kayıt bağımsız. Orada belli şartları belirlediğinizde hangi tarihte hangi uygulamaya geçiyor olduğunuzu konuşuyor olacağız. Bunları zaten konuştuk. E-defter uygulamasına dahil olan mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar. Tutsalar dahi hiç defter tutulmamış sayılır. Burada tasdikle ilgili konularımız var. Artık biliyorsunuz e-defterle beraber noter tasdiki, tasdik harcı, tasdik ücreti, kağıt bedeli gibi rakamlar ortadan kalkıyor. Ki üzerine neredeyse para veren uygulamalar da var. Çok cazip uygulamalar da var. Mükellefinizin kullandığı ERP ya da muhasebe programına bağlı olarak değişen rakamlarda birçok e-defter uygulaması var. Burada bizim platformu bağımsız dediğimiz yapılar da var. Yani bu şu anlama geliyor. Benim mükellefim A muhasebe programını kullanıyor diye ben e-defteri A muhasebeden muhasebecisinin muhasebe programı üreticisinden almak zorunda değilim. Bizim şu anda yaklaşık 170'in ya da 190'ın üzerine tam hatırlamıyorum. Farklı versiyonda e-defter ürünümüz var. Bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Bu da fiyat ve maliyet avantajı sağlıyor mükelleflerimize. İlk aya ait berat, açılış onayı, son aya ait olan kapanış onayı, aradakiler de aylık dönemleri itibariyle noter tasdikini ifade ediyor. Tabii akıllara şu soru geliyor, ben defterimi yasal süresi içinde yüklemezsem neyle karşı karşıya gelirim? İlk bir ay içinde, yani yasal süresinden sonraki bir ay içinde yüklerseniz 352. maddenin ikinci fıkralarına göre bir kat ikinci derece usulsüzlük, bir ayı da aşarsanız zaten hiç tasdik ettirilmemiş sayılıyor. Bu konuyu da konuştuk. Aylık mı, 3 aylık mı? Bununla ilgili tercihi mükellefler önümüzdeki Aralık ayı itibariyle e-defter uygulaması üzerinden bir defaya mahsus olarak yapacaklar. Diyecek ki benim defterimi muhasebecim imzalasın, özel entegratörüm imzalasın, uyumlu yazılım firmam imzalasın. Ben defterimi aylık göndereceğim ya da 3 aylık göndereceğim. Herhangi bir tercihte bulunmayan mükellef için aylık göndereceği ve kendisinin imzalayacağı varsayılacak. Ve özellikle aylık ve 3 aylık yükleme konusunda da dönem içinde, hesap dönemi içinde tercih değişikliği yapılmayacak.
Bu yüzden özellikle 3 ay süre zarfında yüklemek istediğiniz müşterileriniz, mükellefleriniz varsa bu süreci mutlaka kaçırmamanızda fayda var. Tabii endişelenmeyin, ben burada Aralık ayı içinde diyorum ama biz o süreci büyük ihtimalle daha uzun vadeye yayıyor olacağız. Bunları da konuştuk. Burayı da konuştuk. E-Defter'de biz size 3 ay gibi bir süre veriyoruz. Ancak bu vergi usul kanunu belirlediği süreleri muhasebe kaydı anlamında aşmanıza sebep olmamalı. Bu yüzden biz diyoruz ki vergi usul kanununda ticari defterlere kayıt süreleri hala E-Defter'de de geçerli diyoruz. Tabii burada şöyle bir şeyle karşılaştık. Muhasebe fişleri. Dendi ki ya tamam siz faturayı elektronik yaptınız, defteri elektronik yaptınız ama ben her fatura bir belgeyi kaydediyorum. Bir muhasebe fişi üretiyor, onun çıktısını alıyorum. Benim için aslında kağıt anlamında bir şey değişmedi dediniz. Biz de tamam dedik, o zaman muhasebe fişleri de elektronik olsun, elektronik imzalı olsun. Elektronik ortamda saklayın. Burada da hatta şöyle bir serbestliği getirdik. Format ve standart da belirlemedik. İster dedik PDF yapın, ister XML yapın. Burada da bu işi yapacak. Tabii günün sonunda sizin kullandığınız muhasebe programının üreticisi olacak. Bir elektronik imzayla, eğer imza yetkiniz varsa bu konuda sizler ya da mükellef oluşan tüm muhasebe fişlerini elektronik imzayla imzalayacak. Ki tercihen PDF olması ilerleyen süreçte sizler için de daha kolay olacaktır. Elektronik ortamda saklayacak. Artık bu muhasebe fişlerini doldurduğu klasörlere de ihtiyacımız kalmayacak. Diğer bir konu, biliyorsunuz son dönemde ülkemizde siber saldırılar arttı. Hatta geçen Twitter'da bir istatistik görmüştüm. Dünyada siber saldırıların en çok muhatabı olan ülke biziz. En çok bize karşı yapılıyor. Bunun da arkasında Rusya ve Amerika çıkıyor. Biz de bunlarla çok sık karşılaşmaya başladık. Özellikle işte CryptoLocker ve benzeri virüslerle işte tüm defterler kriptolanıyor, fahiş rakamlar isteniyor. E-Defter uygulama kılavuzumuzu görmüşsünüzdür. Orada ticari defterlerin silinmesiyle ilgili ya da hangi hallerde ne şekilde beraat yüklenebileceği tekrar açıklanmıştı. Dedik ki biz burada çok fazla risk ve sorumluluk alıyoruz. Bundan sonra eğer defter zayi olduysa önce mahkemeye başvur, mahkemeden zayi belgesi al. Ondan sonra uygulama kılavuzunda açıklamalara uygun belgelerle beraber başkanlığa başvur. Başkanlık uygun gördüğü takdirde silecektir dedik. Son bir söz. Geçen ay biliyorsunuz E-Defter'de son gün bir kriz yaşadık. Muhtemelen sizleri de etkiledi. E-Defterleri yüklemek için biz izleyen ayın 3. ayın sonuna kadar süre verdik. Ama dedik ki son günü beklemeyin. O yüzden de şöyle bir kolaylık da verdik. Yasal yükleme süresi içinde istediğiniz kadar silip tekrar yükleyebilirsiniz dedik. Çünkü amacımız şuydu. Evet ben Ocak ayının defterini Şubat'ta oluşturdum, yükledim. Tam ben yükledim, bir belge daha geldi. Hadi muhasebeleştirdim. Beyannamelerimi düzelttim. Belki beyanı da etkilemiyor ya da atladığım bir şey gördüm. Ne yapacağım? Zaten yükledim, sorun olmasın diye yasal yükleme süresi içinde bu defterleri silmeyle ilgili size izin ve yetki verdik. Lütfen son günleri beklemeyin. Hani olmaz olmaz işte geçen sefer çok talihsiz bir olay yaşadık. Akşam 10-10.30 gibi sirküler yayınladık. Bu durumdan siz de mağdur oldunuz. O saate kadar muhasebe bürolarında kaldınız. Birçoğunuz beklediniz, yüklemeye çalıştınız. İşte kuyrukta kaldığı için yükleyemediniz. Böyle durumlarla karşılaşmamak için mümkün mertebe son günü beklemeyin. Dediğim gibi yükleyin. Ola ki yükleme süresi içinde ters bir durumla karşılaştınız. Bir hesap, yani bir değişiklik yapmak ihtiyacınız oldu. Silip tekrar yükleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve tahammül gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Grup Başkanı Sayın Uysal'a sunumlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, bizlere pek çok değerli bilginin yanında iki tane işimizi kolaylaştıracak açıklamada bulundu. Soru işaretlerimizden büyüğü vardı, yaş sebze ticaretiyle uğraşanlar, tüccar olanlarla ilgili bir kolaylaştırıcılık sistemi sağlamış oldular.
Bir de mükelleflerin biz bu ev uygulamalarının neresindeyiz sorusuna da bir cevap bulabileceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, Luka Proje Müdürü Cenk İçer uzun zamandır bu alanda çalışmalar yapan hem teknik boyutlarda hem de mevzuata çok hakim olan bir arkadaşımız. Sayın Cenk bize bu konuda daha çok alanda karşılaştığımız sorunlarla ilgili ve istisnai durumlarla ilgili sunumunu yapmak üzere hazır bekliyor. Kendisine şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Mikrofon sizin Sayın Cenk. Buyurun. Ses gelmiyor herhalde ama. Ses gelmiyor galiba. Geldi. Fazlasıyla geldi. Müstahsil makbuzuna geçecek olan var mı aramızda? Var mı müstahsili? Bence diğerleri çıkabilir çünkü şu durumda baktığınız zaman bütün dönüşümler sizde. Ev fatura, defter, irsaliye, değil mi? Hepsi arşiv faturası neredeyse sizde. Tabii şaka bir tarafa yaklaşık neredeyse 3 hafta oldu. Bombardıman gibi gelen bir dönüşüm uygulamalarıyla karşı karşıya kaldık. Ben tabii uygulama tarafında, başkan zaten çok detaylı bir şekilde anlattı geçişleri falan. Ben tekrarlamamak adına bir takım uygulamada istisnai durumlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. İlk nereden geldikle başlayalım. Çok ufak geçeceğim burayı. İlk toplantıya gittiğim tarihi hatırlıyorum. İlk önce bir portal uygulamasıyla karşı karşıya kalmıştık ve belli sektörler vardı. İşte 2013 yılında 25 milyon hasılatla beraber 10 bin tane kullanıcı vardı. Daha sonra 2016 yılında gelen tebliğle beraber sayı artmaya başladı ve bir de internetten satış kavramıyla beraber 5 milyon hasılatla beraber e-arşiv kavramını görmeye başladık. Ve sayı şu an için 120 binleri buldu. Şu an için elektronik faturada 119 bin kullanıcı var. Bunun yeni geçişle beraber yaklaşık 230 bin olmasını bekliyor Gelir Dersi Başkanlığı. Yaklaşık 48 bin tane e-arşiv fatura kullanıcısı var ve yaklaşık da 86 bin tane de elektronik defter kullanıcısı var. Şu aradaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum. 120 bin yaklaşık olarak elektronik fatura, 86 bin tane de elektronik defter. Bunun asıl sebebi e-arşiv faturasından kaynaklıydı. İnternetten satış, e-arşiv faturasına geçiş, elektronik defteri zorunlu kılmıyordu. Dolayısıyla buradaki kurallar neredeyse aynı şekilde devam ediyor diyebiliriz. Tabii bu rakamların artık birbiriyle çok yakın olması da beklediğimiz bir durum. Çünkü başkan da bahsetti, elektronik faturaya geçişlerde e-arşivi göreceğiz. Artık elektronik fatura zorunlu uygulama olarak tam ortada duruyor. Onun kullanımına göre yanına e-arşivi, kullanım zorunluluğuna göre yanına elektronik defteri de koymaya başlayacağız. Bir başka şey ise yaklaşık 70 bin tane mükellefin yeni yılda elektronik faturayla beraber, e-arşivle beraber uygulamaya, elektronik fatura uygulamalarına da girmeye başladığını da göreceğiz. Çünkü elektronik fatura kullananlar, e-arşiv fatura kullanacaklar. 70 bin tane mükellefi de bu kapsamda yeni yılda görüyor olacağız. Tabii Gelir Dersi Başkanlığı oldukça arttırmaya başladı uygulamalarını. Aslında bundan sonraki kısımlarda bu süreç tamamlandıktan sonra bunların nasıl kullanılacağı çok önemli olacak. Çünkü kamu fatura, kamu kurumları da bu sistemin içerisine girmeye başladı. Hatırı sayılır sayıda kamu kurumu da bu sistemin içerisinde. 10.568 tane de kamu kurumu burada. Faturaların temel ya da ticari olması dışında artık kamu faturalarının bile ayrımı Gelir Dersi Başkanlığı'nda yapılmaya başladı ve özellikli durumlar olmaya başladı. 2018 yılında üretilen fatura sayılarına baktığımız zaman da e-arşiv faturasının da oldukça fazla olduğunu görüyoruz. 220 binlerde elektronik fatura, 1 milyon 700 binlerde e-arşiv fatura ve bunlar da artmaya başlayacak. Şimdi tamam, çok güzel. Şu tarihlerde 509'larda, 464'lerde geçişler var. Peki biz ne zaman neye bakacağız? Şimdi tebliğ sadeleştirilmiş bir tebliğ. Yaklaşık 8 tane tebliğin hayatına son verilmiş durumda. Ama zannetmeyin ki tamamen çıkartıldı. Esasında 509 nolu tebliğin içerisinde yer bulmaya başladı. Biz hala 1-1-2020'de kimlerin elektronik fatura e-deftere geçeceğine bakacak olursak, hala bizim için Vergisel Kanunu 454, hala Vergisel Kanunu 464 geçerli olacak. Bu kriterler önemli. Yine Vergisel Kanunu 397, elektronik fatura ile ilgili düzenlemeler, 415, 462, 463, e-bilet,
Vergi Kanunu 421 bu özel entegratörlerle ilgili kavramların kapsama girecek olanlarla ilgili kavramların olduğu tebliğ ve Vergi Kanunu 433 e-arşiv faturası ve bir faturanın nasıl irsaliye olarak kullanılabileceğini tanımlayan tebliğler ve Vergi Kanunu 487 ile beraber eserbest meslek makbuzu sevk irsaliyesinin de düzenlemelerinin tebliğ tarihi itibariyle yürürlükten kalktığını görüyoruz. Tabii yeni uygulamalar gördük. Başkan da bahsetti. Döviz alım belgesi, sigorta komisyon belgesi gibi yeni belgeleri de görüyoruz. Gelir dairesinin şöyle bir yaklaşımı var. Önce uygulamayı ihtiyari olarak atıp daha sonra biz kullanıyoruz. Uygulamalar gelişmeye başlıyor. Daha sonra da zorunlu olmaya başlıyor. Dolayısıyla daha önce ihtiyari olan uygulamaları artık ihtiyari olan uygulamaları zorunlu olarak kullanmaya başlayacağız. 5.000 ve 30.000 fatura mevzusu var, e-arşiv faturası. Burada ben size bu faturanın nasıl kesileceğini de göstermeye çalışacağım canlı canlı. Ama sadece tek kriter 5.000 ya da 30.000 değil. Burada başka kriterlere de dikkat etmek gerekiyor ve faturalaşma süreçlerini de farklılaştırmaya başladı. Onlarla ilgili bilgileri vermeye çalışacağım. Muhasebe fişi gerçekten önemli bir kavram. Artık elektronik defterde yapmamız gereken işlemlere bir yenisi daha eklenmiş oldu aslında. Saklama sorumluluklarıyla beraber onlarla ilgili de sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Yeni mükellef gruplarını gördük. Kimler geldi? Müstahsil makbuzu geldi. Şimdi hiçbir ciro hasılatı olmaksızın bir geçiş var. Bir de elektronik fatura yani genel hükümlerle beraber geçenlerin düzenleyeceği müstahsil makbuzlarınla ilgili bir takım güncellemeler var. Yeni sektörlerde sigorta sektörünü görüyoruz. Akaryakıt istasyonlarını görüyoruz. Dolayısıyla yeni yeni sektörlerinde bu kapsamda sadece hasılata bakmaksızın sektörel bazda da geçtiğini görüyoruz. Elektronik fatura defter kullanan var mı aramızda? Var değil mi? Eskiden beri kullanan var. Nelerden şikayetçiydik? Java, değil mi? Ondan sonra mali mühür, saklama, 3 sıra numaralı elektronik defter genel tebliğ hepsiyle ilgili bir takım düzenlemeler yapıyor. Aslında güzel tarafı da elektronik defter genel tebliğinin bu olmuş oldu. Perakende satış fişleriyle ilgili düzenlemeler, biletler ve cezalarla ilgili zaten başkan yeteri kadar bilgiyi aktarmış oldu. Ben birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü uygulamaya başlayacaksınız 1.1.2020'de. Birçok firmanızın gerçek kişinin de bu sisteme girdiğini göreceksiniz. Peki ben nereden başlamalıyım? Bir kere uygulamaya sadece ERC portal dediğimiz uygulama dışında bir mali mühür elektronik imza ile başlayacaksınız. Ne zaman mali mühür, ne zaman elektronik imza? Eğer gerçek kişi mükellefseniz ve tüzel kişi mükellefseniz mali mühürü kullanabilirsiniz. Burada bir sorun yok. Eğer gerçek kişiyseniz mutlaka elektronik imza kullanmanız gerek, yani elektronik imza kullanabilirsiniz. Hangisini tercih etmem gerekiyor? Gerçek kişiysem mali mühürü de tercih edebilirsiniz elektronik imzayı da. Ama kullanım bakımından baktığınız zaman elektronik imzayı tüm işlemlerinizde kullanabilirsiniz ama mali mühürü sadece elektronik uygulamalarda kullanabilirsiniz de. Bir de fiyat anlamında bir takım farklılıklar var. Tabii 5.000-30.000 mevzusunda da en çok takılan yerlerden bir tanesi bu. Bir başvuru süreci yok, bir mali mühür süreci yok, bir elektronik imza süreci yok. Tabii bu mali mühürleri alırken de sektörde bazen şöyle durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Elektronik ortamda başvuru yapılıyor. Kamu sertifikasyon merkezinden alınabilir sadece mali mühür. Bu elektronik imza mali mühürü alırken başvuru sırasında bir takım problemler yaşarsınız. İşte ortaklarınız yabancıdır, adi ortaklıktır ya da kooperatiftir. Bu gibi durumlarda da yine Ankara'daki İniz Ziraat Mahallesi'ndeki adresten Gelir Dairesi Başkanı Denetim Uyum Yönetim Daire Başkanı'na kağıt ortamında başvurularınızı da yapıp alabilirsiniz. Adi ortaklıklarda çok fazla karşılaşacağız. Çünkü birçok avukat da şirketleşme yoktur. Adi ortaklık şeklinde ilerlerler. Dolayısıyla adi ortaklıklarında yine mali mühür alması gerekiyor. Ortakların ayrı ayrı elektronik imza değil, adi ortaklık üzerinden bu işlemlere başlayacağı için bir mali mühür edinmesi gerekli. Kaç tane alacağız? 2 tane almamız gerekiyor ama farklı farklı zamanlarda en azından birkaç aylık zaman verip bir sonrakini almak gerekiyor yedekli olması açısından. Şimdi yavaş yavaş uygulamalara girmek istiyorum. Bir sürü belge var. İşte bahsettik, eserbest meslek makbuzu, e-arşiv faturası, elektronik fatura, irsaliye. Peki bunlar nasıl çalışıyor? Biz bunları nasıl oluşturacağız? Şimdi konuyu aslında üçe ayırmak gerekiyor. Şimdi elektronik defter kendi içerisinde bir uygulama ve elektronik defterle bağlantılı olan bir muhasebe fişi geldi artık. Dolayısıyla elektronik defter ve muhasebe fişi birlikte hareket edecek ve kuralları aşağı yukarı aynı şekilde olacak. Faturalaşma süreçleri ise ikiye ayırmak gerekiyor. Artık elektronik fatura
kapalı bir sistemdir. Yani kapalı ve açık sistem olarak faturaları ikiye ayırmak gerekiyor. Elektronik fatura kapalı bir sistemdir. Ne demek kapalı sistem? Sadece kayıtlı kullanıcılara fatura kesebildiğiniz bir sistemdir. Bunun altına neyi koyabiliriz? Eğirsaliyeyi. Eğirsaliyeyi sadece kayıtlı kullanıcılar arasında gerçekleştirebildiğiniz bir sistem olması sebebiyle elektronik fatura ve eğirsaliyeyi kapalı sistem olarak görmemiz, düşünmemiz gerekli. Yanına ne koyacağız? Açık sistem. Bu e-arşiv faturası bildiğiniz, yani kayıtlı kullanıcı olmanıza gerek yok, herkese faturalaşma sürecine girebildiğiniz bir sistemden bahsediyoruz. Bunun altına ne koyabilirsiniz? Bunun altına elektronik fatura altında konuşmadığımız, irsaliye altında konuşmadığımız her şeyi koyabilirsiniz. İrsaliye, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, işte gider pusulası, bunların tamamı aynı şekilde çalışır. Ve iki sistemin birbiriyle bağlantısı yoktur. Siz bir yerden bir veri oluşturduğunuz zaman diğer taraf göremez. Çalışma mantıkları da öyledir. Yararlanma mantıkları da aşağı yukarı böyledir. Belgeyi oluşturursunuz, işte bir raporlanma süreci vardır. Bütün çalışma mantığını en iyi bu tablo anlatır. Dolayısıyla ben yarın serbest meslek makbuzu kullandığım zaman nasıl kullanacağım ya da eğirsaliye kullandığım zaman nasıl kullanmam gerekiyor dediğiniz zaman en iyi anlatan tablo budur. Açık ve kapalı sistemler olarak e-arşiv faturası ve elektronik fatura sisteminden hareketle bu sistemleri anlamak en doğru yöntemdir. Hala tabii tebliğler değişti, yürürlükten kalktı bir kısmı ama 509'da hala devam eden 3 tane aktör vardır. Bunlar biliyorsunuz portal uygulaması. Çok yanlış bir anlaşılma vardır. Portalın bir sınırlaması vesaire var mıdır diye. Ve bir işte fatura yükleme sınırı vardır ama belli sayıda fatura yüklersiniz. Fatura oluştur dediğiniz zaman yine size herhangi bir kısıtlama yapmaz ama kullanım şekilleri farklıdır. Özel entegratör kavramı vardır. Yine aynı şekilde firmalar gelir, üçüncü parti firmalar sizinle gelir dersi başkanlığı arasına girerler ve sizin adınıza bir takım belgeleri otomatik oluştururlar. Ve bir de doğrudan entegrasyon vardır. Çok maliyetli bir sistemdir. Gelir dersi başkanlığı firma arasında köprüyü oluşturur. Ama bu yöntemlerdeki tek fark şu, Gelir Dersi Başkanlığı portal uygulamasını çok geliştirdi. Eğer fırsat bulursak da size bu portal uygulamasından biraz bahsetmek istiyorum. Bütün belgeler neredeyse yavaş yavaş bu portal uygulamasına girmeye başladı. Çok tekrar etmek istemiyorum ama zaten geçişlerle ilgili başkanım da söyledi. Dolayısıyla öncelikle bakmamız gereken Vergi Kanunu 454, 1-1-2020'de hayatını tamamlayacak. 10 milyon brüt satış hasılatına bakacağız. Sonra ne yapacağız? 509'la beraber bu hasılat 5 milyona düşecek. Vergi Kanunu 454 değişti, artık yürürlükten kalktı ama tamamen 509'da vücut buldu. Nasıl oldu? Baktığınız zaman Vergi Kanunu 454'de 3 paragrafta elektronik fatura defterin geçişini tanımlar. Bir, brüt satış hasılattır. İkincisi EPDK ile ilgili düzenlemelerdir. Üçüncüsü de diğer hususlardır. İhracatla ilgili düzenlemelerdir. 509'da aynı sırayla değişikliğe uğradı. Ne oldu? Hasılat 10 milyondan 5 milyona düştü. Yine 2018 yılı veya 2019 yılına bakmamız gerekiyor. Değişen ne oldu? Değişen artık belgelerde yıl başında değil, yıl ortasında bir kullanım zorunluluğu başladı uygulama tarafında. Gelelim ikinci paragrafa, Vergi Kanunu 454'teki EPDK. EPDK ile ilgili daha öncesinden dağıtıcı lisansına sahip olanlar vardı. Kısıtlı bir sektör geçişi vardı. Şimdi bayilik lisansına tabi olanlar da bu sistemin içerisine girmiş oldu. Ve EPDK'dan lisans alıp faaliyet yapmak için lisans alan tüm sektörler aslında elektronik faturaya, e-deftere geçecek diyebiliriz. Gelelim son paragrafa, Vergi Kanunu 454 ile değişen. O da ihracat işlemleriyle ilgili. Daha öncesinde hep yanlış anlaşılan bir durum vardı. Eğer firma ihracat yapıyorsa elektronik faturaya geçiyor diye bir yanlış algılama vardı. Değil, firma elektronik fatura kullanıyorsa kesmiş olduğu gümrük beyannamesinin ekindeki mal ihracını ilgilendiren faturalar sadece elektronik faturaydı. Şimdi bunun yanına bir de yolcu beraberi özel fatura da gelmiş oldu. Dolayısıyla elektronik faturadaki Vergi Kanunu 454'teki değişikliklerden 3. paragrafta böylelikle tamamlanmış oldu. 509'la elektronik fatura kısmında zorunluluğu başlatan 2 tane sektör gelmiş oldu. Vergi Kanunu 454'e eklenen 2 sektör. Ne onlar? Bir tanesi hal komisyon cilerinin kesmiş olduğu müstahsilden dolayı geçiş, bir de aracılık hizmet sağlayıcıları, zaten bununla ilgili birkaç tane örnek yapmaya çalışacağım. Şimdi başkan anlattı zaten tarihleri, hızlı geçtim. Biz şimdi 1-1-2020'de ne yapacağız?
Şimdi 1-1-2020'de Vergisi Kanunu 454'e bakacağız. 2018 yılı brüt satış hasılatı 10 milyon olanlar. Artı Vergisi Kanunu 464'ten dolayı işte 5 milyon brüt satış hasılatı yanında internetten satış varsa 2018 yılında onlar. Hal kayıt sistemine kayıtlı komisyoncular gibi firmalarımıza bakacağız. Elektronik fatura ile ilgili, e-arşiv fatura ile ilgili ve Vergisi Kanunu 454'teki elektronik defterle ilgili zorunluluklarımız başlamış olacak. Sonra ilerleyeceğiz 2020 yılı içerisinde ama ilerlerken Temmuz ayına gelmeden yaklaşık 6 ay boyunca şu 5000 ve 30.000'deki fatura durumuna bakacağız. O 5000 ve 30.000'e göre eğer geçmemişsek faturalarımızı e-arşiv fatura olarak kullanacağız. Sonra 1 Temmuz'a geldiğimiz zaman tekrar bir 2018 yılına bakacağız. 2018 yılı hasılatımız 5 milyonla 10 milyon arasında olanlar hangileri ise, çünkü 2018 yılında 10 milyonu yakalayanlar ve üstünde olanları geçirmiştik. 2018 yılında 5 milyonla 10 milyon arasında olanlar elektronik faturaya, e-arşiv faturasına geçmiş olacaklar 1 Temmuz 2020 itibariyle. Aynı zamanda 2018 yılında geçmemiş olabilirsiniz. 5 milyon hasılatı yakalamadınız 2018'de. 2019 yılında hasılatı, 5 milyon hasılatı yakalamış olabilirsiniz. O zaman yine 1 Temmuz 2020 tarihinde elektronik fatura ve e-arşiv faturayı geçirmiş olacağız. Sonra Temmuz ayı devam edecek. Uygulamalarımız elektronik fatura, e-arşiv fatura şeklinde ilerleyecek. Sonra da 1-1-2021'den önce artık 2018 yılında 5 milyon, 2019 yılı veya 2019 yılında 5 milyonu yakalayanların elektronik deftere geçirme işlemlerini yapacağız ve kullanmaya başlayacak. Tabii bu tablolar internette de var. Buradan da bakabilirsiniz. Şimdi geçişle ilgili çok sorulan bir takım sorular var ve istisnai durumlar var. Onlarla ilgili bilgileri aktarmak istiyorum. Şimdi brüt satış hasılatı dediğimiz zaman her zaman 60 grubuna bakmamız gerekiyor. Yani 600, 601, 602'nin toplamı, gelir tablosundaki 60 grubuna bakmamız gerekiyor. Yıllara sahip inşaatlardaki 350 grubu bizi ilgilendirmiyor. Ne zaman ki 60 grubundaki rakam hasılatları yakaladı, belirlenen tutarları yakaladı, o zaman elektronik fatura, elektronik defterin, e-arşiv faturanın konusuna girmiş oluyor. İhracat işlemlerinde çok fazla sorulan sorular var. Çünkü firmalar artık elektronik fatura ve e-arşive birlikte geçtikleri için ne zaman elektronik fatura, ne zaman e-arşiv fatura keseceklerine karar veremiyorlar. Eğer bir serbest bölgeye ihracat yapıyorsanız firma elektronik faturaysa zaten elektronik fatura. Ama serbest bölgeden dışarıya bir ihracat işlemi yapıyorsanız bu aslında transit beyannamesi. Dolayısıyla bunlar elektronik fatura konusu değil. Bundan sonraki süreçte e-arşiv faturanın konusu olacak. Yine mikro ihracat dediğimiz kargo şirketleri tarafından yapılan işlemlerde yine elektronik fatura değil, e-arşiv faturası kullanılmaya başlanacak. Hizmet ihracı, yazılım ihracı yapıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla iki tane kritere bakacağız. Bir tanesi gümrük beyannamesinin ekindeki mal ihraçlarını ilgilendiriyor. Bir de özel faturamı, yolcu beraberi özel faturamı. Onun dışındaki hizmet ihraçları gibi faturalarda, ihracat işlemleri de e-arşiv fatura olarak kullanılması gerekiyor. Faturalarda çok fazla iptal işlemleriyle uğraşıyoruz. Biliyorsunuz temel ve ticari fatura vardı en çok bilinen ama senaryolar artmaya başladı. Ne zaman neyi kullanacağız? Bununla ilgili de yeni yeni değişiklikler oldu. Geçen sene yapılan değişikliklerle beraber artık sistem şöyle çalışacak. 3 tane iptal mekanizmamız var. Bir tanesi ticari fatura senaryosu. Zaten biliyorsunuz 8 gün içerisinde karşı taraf buna bir cevap verebiliyor. Onun dışında zaten diğer harici yollar, noter, KEP devam ediyor. Buradaki haklar devam ediyor, uygulamalar devam ediyor. Ama temel faturayla ilgili de Gelir Dersi Başkanlığı bir değişiklik daha yaptı. Ne yapabiliyorsunuz? Yine temel faturayla sisteme girip ama sadece kesen kişinin mali mührüyle beraber ve özel entegratörlerde bu yetki yoktur. Girer Gelir Dersi Başkanlığı'na bir temel faturayla iptal talebi gönderir. Alıcısında bunu yaklaşık 8 gün içerisinde iptali onaylaması gerekecektir. Dolayısıyla temel ve ticari fatura senaryosuyla faturaları sistem üzerinden de yapabilmemiz mümkündür. İhracat işlemlerinde iptal mekanizması var. O da yine Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın tek pencere sisteminden bu fatura üzerindeki ITTN numarası üzerinden de kendiniz iptal oluşturma şansınız da var.
Bu elektronik fatura kullanan firmalardan sürekli zaten elektronik fatura almamız gerektiği belli. Zaten cezalar da belli. Vergi Kanunu 353'e göre de cezalara muhatapsınız. Ama her zaman mı elektronik fatura kullanır? Bunun hiç mi istisnası yoktur? En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Var. Perakende satış fişi 242'de, 204, Vergi Kanunu 204'te düzenlenmiştir. Diyor ki eğer büronuzla ilgili olmak üzere ofis ya da temizlik gideri yapıyorsanız perakende satış fişi karşı taraftan alabilirsiniz. Bu hizmeti alıyorsanız. Bir de ÖKC'ler biliyorsunuz pompalardan çıkan, akaryakıt pompalarından çıkan ÖKC'ler bu istisna kapsamında yine. Onun dışında ticari teamüllere göre tüm işlemlerinizi mutlaka elektronik ortamdaki faturalar üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Elektronik fatura ya da e-arşiv faturası almanız gerekli. İhracatla ilgili işlemlerde belgelerde esasında ihracat yapıyorsunuz. Bir intaç tarihi vardır. Faturalarda fatura tarihini düzeltmeye çalışırlar. Aslında imzalanmış bir belgedir. Dolayısıyla bunların intaç tarihleri vesaireler, bu belgeler üzerindeki tarihlerde herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değil. Zaten Gelir Dersi Başkanlığı da şimdi uygulama yanıtlarıyla beraber uzun zamandır bu intaç tarih bilgilerini de vermeye başladı. Yani siz belgeler üzerinde bir değişiklik yapamıyorsunuz ama uygulama yanıtları üzerinden de ilgili belgeleri Gelir Dersi Başkanlığı size bilgileri gönderiyor. Şimdi geldik e-arşiv faturasına. E-arşiv faturasında eskiden internetten satış kavramı ve brüt satış hasılatı vardı. Şimdi 5 milyon hasılat ve internetten satış varsa sizler e-arşiv faturası ve elektronik faturaya geçiş yapıyordunuz. Şimdi artık internetten satış kavramının hiçbir geçerliliği kalmadı. 5 milyon hasılatı yakaladığınız zaman zaten bundan sonraki süreçte 1-1-2020'den sonra 5 milyon hasılatta zaten elektronik fatura, e-arşive geçmiş oluyorsunuz. Yeni kavram şu. Bir malın alınması, satılması, kiralanması ve reklamına aracılık yapan aracılık hizmet sağlayıcıları e-arşiv faturasına ve elektronik faturaya geçmek zorundalar. Şimdi buradan ne anlamamız gerekiyor? Kendi web sitenizi yapıyorsunuz. Oradan malları fatura karşılığında satış yapıyorsunuz. Bu aracılık hizmet sağlayıcı kavramına giriyor mu? Girmiyor. Peki bir malı ya da hizmeti fatura karşılığında aldınız. Kendi web sayfanızda yayınlıyorsunuz. Fatura karşılığında başka birisinin, kendi ürettiğiniz değil. Bu giriyor mu? Bu da girmiyor. Aracılık hizmet sağlayıcı dediğimiz zaman hangi sektörler aklımıza gelir? Mesela galericiler, emlakçılar, değil mi? Mesela diyelim ki benim evimi bir emlakçı aldı, sahibinden.com'da ilan veriyor. Ne yaptı? Bir aracılık hizmeti yapıyor, değil mi? Satış konusunda. Bu hizmetinden dolayı bu emlakçı e-arşiv faturasına geçer mi? Yine bunlar da geçmiyor. Aslında sahibinden.com, n11.com gibi aracılık hizmet sağlayıcıları bu kapsamda değerlendirilmesi gerekiyor. Peki internet üzerinden dergi ya da gazete yayınlanıyor. Bunlar bazı mal ve hizmetlerin reklamlarını yayınlıyorlar. Bunlar e-arşivin konusuna giriyor mu? Tutarı ne olursa olsun. Hiç ödemeye bakmayacağız. Eskiden de internetten satış kavramı işte yüz yüze gelmemiş bir sipariş ve tahsilatın olduğu bir sistemden bahsediyorduk. Aslında artık bundan sonra hiç hasılata bakmaksızın aracılık hizmet sağlayıcılığı kavramı çok önemli. Dolayısıyla bunlar bu kapsamda değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü başkasının hizmetiyle ilgili reklam hizmetini kendi web siteniz üzerinden ya da gazete, dergi, elektronik dergiden yayınladığınız durumlarda yine gazete ve dergi elektronik arşiv faturasına girmek zorunda. Şimdi e-arşiv faturasını çok kullanacağız. Çok da kullanışlı bir sistem. Ama elektronik fatura ile e-arşiv fatura birbirinin ikamesi değildir. Bütünleyicisidir aslında. Dışarıda hiçbir belgenin kağıt faturada kalmamasını sağlar. Dolayısıyla bahsetmiştik. Zaten elektronik fatura kayıtlı kullanıcı arasında gerçekleşir. Onun dışındaki tüm sistemde e-arşiv faturasını kullanıyoruz. Elektronik faturada Gelir Dersi Başkanlığı vardır. Siz faturayı kesersiniz, Gelir Dersi Başkanlığı'na iletilir. Tüm faturaya hakimdir Gelir Dersi Başkanlığı. O da alıcısına bir zarfla hareket eder, alıcısına iletir. Daha sonra alıcısının vermiş olduğu uygulama ya da sistem yanıtları vardır. Kabul, ret, gönderildi, gönderilmedi gibi. Onlar da Gelir Dersi Başkanlığı'na gelir. Gelir Dersi Başkanlığı da bu mesajları tekrar alıcısına iletir. Gördüğünüz gibi Gelir Dersi Başkanlığı aslında bir kargocu, postacı gibi çalışıyor. Aldığı faturayı iletiyor, aldığı cevabı iletiyor şeklinde. E-arşiv faturasında ise ki bundan sonra eserbest meslek makbuzu, irsaliye, işte müstahsil makbuzu,
çalışma mantıkları tamamen bu sistemler üzerinden gidiyor. E-arşiv faturası da şöyle çalışacak. Fatura kesildiği zaman karşı tarafa faturayı iletiyorsunuz. İletme seçenekleriniz var. Başkanım da bahsetti işte kağıt ya da elektronik ortamda. İlettikten sonra gelir dersi başkanına bir özet bilgi veriyorsunuz. Bu özet bilgide ne var? İnteraktif vergi dairesinde adıma kesilen e-arşiv faturalarıyla ilgili bir seçenek var biliyorsunuz. Geldiğiniz zaman orada gördüğünüz bilgiler vardır. İşte alıcının VKN'si, ünvanı, matrah, vergi, işte KDV oranı gibi bilgiler vardır. Faturanın tamamı yoktur. İşte bunu gelir dersi başkanına ertesi gün 24'e kadar kendi bilgi işlem sisteminizi geliştiriyorsanız siz yapmış olduğunuz yazılım eğer özel entegratör üzerinden çalışıyorsanız özel entegratör iletmiş oluyor. Elektronik fatura ve arşiv fatura üzerinde de bazı benzerlikler ve farklılıklar var. Benzerlik zaten hem kendi bilgi işlem sisteminiz hem de özel entegratör üzerinden çalışıyor olmak bir benzerlik. Elektronik fatura kullanıcısı olmamız gerekiyor mutlaka e-arşiv faturası kullanabilmek için. Her ikisi de aynı teknik dili kullanıyor. UBLTR dediğimiz dosya sistemi kullanıyor, teknik dili kullanıyor. Gelir dersi başkanlığına bir zarfla iletilir elektronik fatura. E-arşiv faturada ise bir raporlama olduğundan da bahsetmiştik. Ve gönderilme yöntemleri de yine elektronik fatura ve e-arşiv faturada farklılık arz etmektedir. Elektronik arşiv faturası ve elektronik faturadaki tek fark görüntü farkı birisinde elektronik fatura diye yazar, diğerinde e-arşiv faturası diye bir ibare vardır. İnternet satışları olduğu zaman da satış işleminin yapıldığı web adresi, ödeme şekli ve iade gibi bilgiler de yine bu belge üzerinde yer almaktadır. Elektronik arşiv faturasında seçeneklerimiz kağıt ya da elektronik ortamda gönderilme şeklinde müşterinin, alıcının talebine göre değişebilir. Yani ben kağıt almak istiyorum diyorsa kağıt, elektronik almak istiyorsa elektronik ortamda iletilebilir. E-arşiv faturanın normalde biliyorsunuz iki nüsha olması gerekiyor. E-arşiv faturasındaki nüsha kavramı ise şöyle. Kağıt vermiş olduğunuz kağıt ya da elektronik çıktı. Yani alıcıya teslim ettiğiniz kısım birinci nüsha. Elektronik ortamda tutmuş olduğunuz kısım ise ikinci nüsha olarak değerlendirilmektedir. Başkanım da bahsetti. Esasında çok kullanışlı bir şey vardır e-arşiv faturasında. Uzak mesafeli satışlarda. Diyelim ki satışı yaptınız. Fatura, e-arşiv fatura size geldi. Malı iade edeceksiniz. İade kısmı doldurduğunuz zaman, imzalayıp karşı tarafa gönderdiğiniz zaman aslında satıcısının bundan sonra gider pusulası kesmesine gerek yok. O e-arşiv faturası da gider pusulası olarak kullanılabilir. Elektronik faturadan farklı olarak e-arşiv faturasında imza olması gerekir. Bu imzayı iki şekilde yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi çıktı alıp, imzalayıp, kaşelayıp karşı tarafa verebilirsiniz. Islak imza. İkincisi ise noterde tasdik ettirdiğiniz imzayı bu faturanın üzerine basıp karşı tarafa elektronik ortamda da iletme şansınız var. E-arşiv faturasında serbest meslek makbuzunda ve hekimlerde çok kullanacağımız bilgi fişi diye bir kavram vardır. Bilgi fişi yeni ÖKC'lerde çıkar. Yani siz çok fazla fatura sayı hemen işlem yapıyorsunuz. Bir takım tahsilat işlemlerinizi yapıyorsunuz ÖKC işlemlerin yeni ÖKC'lerde. Tahsilat ve fatura işlemlerini yeni ÖKC'den alınacak bilgi fişiyle karşı tarafa bildirebilirsiniz. Böylelikle vermiş olduğunuz bilgi fişi e-arşiv faturanın kağıt çıktısı yerine geçer. Daha sonra bunu gidip elektronik arşiv faturasının oluşturulması gerekiyor. Bunu sistemden otomatik yapılması gerekli. Orada seri numaraları eğer daha sonradan kesilecekse e-arşiv faturalarında FSD yani sonradan faturası düzenlenecek olan faturalar şeklinde bir ibare olan FSD seri ön ikinde alır. Şimdi geldik elektronik fatura ve e-arşiv fatura sisteminden farklı olan şu 5000 ve 30.000'lik mevzuya. Şimdi başkan da bahsetti. Kural şu. Aynı gün aynı kişiye kesilen faturaların toplamı 5000'i aştığı zaman vergi mükelleflerine 30.000 lirayı aştığı zaman e-arşiv faturası düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi bu konuda sistem şöyle yürüyecek. Şimdi ben elektronik fatura ve e-arşiv fatura kullanan bir mükellefsem bu e-arşiv faturası mevzusu benim konum mu? Değil. Çünkü ben ne yapıyorum? 1 liralık bile olsa eğer kayıtlı kullanıcıysa karşı tarafa fatura kesiyorsam elektronik fatura, eğer kayıtlı kullanıcılar listesinde değilse bu kullanıcı e-arşiv fatura olarak kesiyorum.
Demek ki kağıt fatura düzenleyen firmaların konusuna giriyor. Bunun DBS'de olması, işte herhangi bir vergi mükellefi birinci sınıf, ikinci sınıf ilgilendirmiyor. Kağıt fatura düzenleyen herkesi ilgilendiriyor. Şimdi ben faturayı keserken artık karşı tarafın öncelikle vergi mükellefi olup olmadığına bakacağım. Eğer vergi mükellefi ise 5000 TL'yi aşıyorsa bu faturayı e-arşiv fatura olarak düzenlemem gerekiyor. Aşmıyorsa kağıt fatura. Eğer vergi mükellefi değilse karşı taraf 30.000 lirayı aşıyorsa e-arşiv fatura, 30.000 lirayı aşmıyorsa kağıt fatura düzenleyebilirim. Peki tek kriter bu mu? Yani vergi mükellefi ya da vergi mükellefi olmamak mı? Örneğin, ben bir meslek mensubuyum, mali müşavirim. Gittim bir beyaz eşya dükkanına, televizyon aldım, buzdolabı aldım. Ve e-serbest meslek makbuzu kullanıyorum. Elektronik fatura sisteminde de değilim. E-arşiv fatura sisteminde de değilim. Karşı taraf bana dedi ki siz vergi mükellefi misiniz? Vergi mükellefiyim dedim. Ve faturanın toplamı 6.000 lirayı buldu. Bana ne kesmesi gerekiyor? Değil aslında. Nerede kullanacağımız çok önemli. Yani bu rakamı büromuzda gider yazabilecek miyiz? Büromuzda mı kullanacağız? Eğer gider yazabileceğimiz bir rakamsa bu e-arşiv faturası olması gerekiyor. Eğer bu büromuzda kullanmayacağımız özel durumlarımız için işte evimizde kullanacağımız bir faturaysa ya da bir malsa o zaman bunu kağıt fatura 30.000 TL'ye kadar kağıt fatura düzenlemesi de mümkün olacak. Böylelikle kurallar da değişti. Faturalaşma kuralları da değişti. Nasıl değişti? Şimdi ben kağıt fatura kullanan bir mükellefim. Elektronik fatura e-arşive geçmiş bir firmanın firmadan e-arşiv faturası gelmesi mümkün müdür bu firmaya? Yani elektronik fatura e-arşiv fatura kullanan bir firmaya e-arşiv fatura gelmesi mümkün müdür normalde? Şimdi mümkün. Nasıl olacak? Ben kağıt fatura kullanan bir mükellefim. Eğer elektronik fatura e-arşiv kullanan bir mükellef varsa belirlenen hadlerde e-arşiv faturasını artık bu mükellefe gönderebilirim. O kişiden bana ne gelecek her zaman? E-arşiv fatura gelecek. Çünkü ben elektronik fatura sisteminde olmayan bir kişiyim. Dolayısıyla ona e-arşiv fatura gelecek. Kağıt fatura kullanan bir mükellefle kendi aramızda bir faturalaşma süreci olduğu zaman artık kağıt da gelebilir, e-arşiv faturası da gelebilir. O bana kağıt kesebilir hadlerin altında, ben ona kağıt kesebilirim. Yine karşılıklı hadlerin üstünde olduğumuz zaman e-arşiv faturası da kesebiliriz. Yine gerçek kişilere fatura kesiyorsak da yine belli hadlerin altında kağıt fatura, belli hadlerin üstünde e-arşiv faturası da kesebiliriz. Peki burada faturanın nüshası kavramı nasıl olacak? Saklama nasıl olacak? Başkanım da bahsetti. Faturayı kesen kişi zaten elektronik ortamda bu belgeyi orada her zaman görecek. Ama alan için kağıt çıktısını mutlaka saklamak zorunda. Peki ben riske girmeyeyim. 5.000 ve 30.000 TL'nin altındaki faturalarımı buradan kesebilir miyim? Gelir Dersi Başkanlığı'nda bu konuda herhangi bir kısıtlama yok. Bu rakamların altındaki rakamları da buradan kesmemize izin verecek. İhracat faturalarında ne olacak peki? Hangi kriteri alacağız? 5.000 mi 30.000 mi? Yine burada ticari gibi düşünüp 5.000 rakamını almamız gerekiyor. Kamu kurumlarına kesilen faturalar. Yine burada 5.000 TL üzerindeki 5.000 TL olarak kabul edilmesi gerekecek. Başkanım da bahsetti. Aynı gün kesilen, aynı kişiye kesilen faturalar birlikte değerlendirilecek. Ama burada şubelerinize de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela benim Ankara'da ve İstanbul'da şubem var. Ben gidiyorum Migros'a mal veriyorum. Burada gün içerisinde Migros'a mal verdiğim zaman aynı VKN bazında baktığınız zaman yine 5.000 TL kavramına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Geldik e-irsale ile ilgili uygulamalara. Zaten başkanım da belirtmişti. İki tane ayrım var. Bir tane brüt satış hasılatı kavramı var. Brüt satış hasılatı 25 milyon ve üstünde olanlar 2018 yılında. Diğeri de sektörel geçişler. Sektörde de maden kanunu kapsamında, beyaz şeker kanunu kapsamında beyaz şeker üretenler ya da şeker üretimi yapanlar, gübre takip sisteminde olanlar ve yine müstahsil ile ilgili komisyoncu ve tüccarlar da e-irsaleyi kullanmak zorundalar. E-irsaleye yine bir kapalı sistem. Elektronik fatura gibi çalışıyor.
karşı tarafında mutlaka irsaliye sisteminde olması gerekiyor. Faturalaşma sistemi de aynı elektronik fatura gibi gidiyor. Siz irsaliyeyi kesiyorsunuz, gelir dersi başkanlığına geliyor. Gelir dersi başkanlığı alıcısına iletiyor. Alıcısı malın nakliyesi başlamadan buna cevap vermek zorunda. Eğer bu malın bir kısmına kısmi ya da tamamına red ya da redlerin nedenini ya da iptal ya da kabulünü yapabilir. Eğer gönderildikten sonra irsaliye 7 günü geçmişse de bu malın tamamının kabul edildi. Bu malı da kabul ettiğiniz anlamına gelir. Aynı elektronik faturadaki ne benzer bir sistem. İhracat işlemlerinde irsaliye kullanımı olmayacak. Maden kanunu kapsamında maden işletmelerinin kullanmış olduğu e-sevk irsaliyesi diye bir uygulama var. E-sevk irsaliyesinde kullanıyorsanız yine e-irsaliye kullanmak, e-irsaliye düzenlemek zorunda değilsiniz. E-arşiv faturanın irsaliye yerine kullanabileceğinden başkanım bahsetmişti. Yani kağıt çıktısını aldığınız zaman üzerinde saat dakika bilgisi varsa ve malın hareketi sırasında teslim edilebiliyorsa bu belge irsaliye yerine geçiyordu. Dolayısıyla e-arşiv faturasında irsaliye yerine geçen bir belge oluşturulduysa artık onun yerine e-irsaliye de düzenlemeye gerek kalmayacak. E-serbest meslek makbuzu ile ilgili birkaç tane hatırlatma yapmak istiyorum. E-serbest meslek makbuzu ile ilgili düzenleme taslak tebliğ 3 kere değişti. İşte hasılat kriteri vardı. Daha sonra Eylül ayına bakacaktık 2019 yılı. Şimdi son durum şu. 1 Şubat 2020 yılına bakacağız. 1 Şubat 2020 yılında potansiyel olarak serbest meslek faaliyeti yapan mükellefleri 1 Haziran 2020 tarihinde e-serbest meslek makbuzuna geçirmemiz gerekecek. E-serbest meslek makbuzuna geçerken yine doktorlar, veterinerler bunlarla ilgili geçişleri de yine yapacağız. Onlar biliyorsunuz bir hekim post kullanıyordu. Galiba başkanım hekim post artık tamamlanmış olacak. Çünkü orada bir post işlemi vardı. Burada bir tahsilat yapılıyordu. Artık onun yerine tebliğde yeni ÖKC'lerden çıkan postların ya da sliplerin kullanılmasıyla ilgili bir düzenleme var. Yani artık hekim post tek başına kullanılamayacak. Bir veteriner düşünün. E-serbest meslek makbuzuna geçti. Aynı zamanda gidiyor bir de pet malzemesi satıyor. 5000 TL'ye de geçti diyelim ki bu pet malzemesi. Ne kesecek? E-serbest meslek makbuzu mu? Yine aynı şekilde ticari faaliyeti sebebiyle daha önce kağıt olarak kesmiş olduğu fatura yerine e-arşiv faturası da kesmek zorunda. Müstahsil makbuzu ile ilgili başkanım da bahsetti ama 3 tane kriter çok önemli. Bir tanesi hal kayıt sistemine bildirim yükümlülüğünüzün olması gerekiyor bu sisteme geçebilmek için. İkincisi bunlardan ki bunlar 6 tane sektör ya da meslek, bunlardan komisyoncu ve tüccar olmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda hale bildirilmesi gereken sebzelerle ilgili bir meyve ve sebzelerle ilgili bir tebliğ var. Bu tebliğin ekindeki bu mallarla konusuyla iştigal ediyor olmanız gerekiyor. Eğer bunların üçü de bir aradaysa müstahsil makbuzuna geçmeniz gerekli. Eğer elektronik fatura zorunluluğunuz varsa da yine düzenleyeceğiniz müstahsil makbuzlarını da elektronik ortamda düzenlemeniz gerekli. Zaten başkanımız zorunlu olmayan belgelerle ilgili bir takım bilgiler verdi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de bunların zorunlu olarak kullanılmaya başladığını da görüyor olacağız. Gelelim elektronik deftere. Şimdi elektronik defterde tebliğe baktığınız zaman hiçbir hasılat kriteri yoktur. Demez ki şu kadar tutar, bu kadar tutar. Sayar. Diyor ki bağımsız denetime tabi olan şirketler Türk Ticaret Kanunu 397. maddeye göre. Bunlar geçecekler. Yine 5018'e tabi olup kamu kurumları vardır ya da bunların işletmeleri vardır. Onlar da isterlerse elektronik deftere geçebilirler der. En sonda da şöyle bir şey var. Benim en çok dikkatimi çeken şey elektronik faturaya geçiş zorunluluğu olan mükellefler. Dolayısıyla bu neye referans ediyor? 509'a bakacağız. Artık hangi mükellefler elektronik faturayı zorunlu olarak kullanacaklarsa onlar elektronik defter kullanmak zorundalar. Yine eğer elektronik faturaya zorunlu geçişiniz yoksa elektronik faturaya arşive, elektronik deftere de zorunlu ihtiyare geçmişseniz elektronik faturaya arşive, elektronik deftere de zorunlu olarak geçmek zorunda değilsiniz. İsterseniz geçersiniz, isterseniz geçmezsiniz. Şimdi 509'a göre geçişlerimiz nasıl olacak? Diyelim ki 2018 yılı 2019 yılını atlattık. Buralarda 5 milyon hasılatımız yok. 2020 yılındayız. 5 milyon bir satış hasılatını yakaladık.
Mart ayında gelir vergisini, Nisan ayında kurumlar vergisini verdik. Baktık ki hasılatımız geçti. 1 Temmuz 2021 yılına geldiğimiz tarihte artık elektronik fatura, e-arşiv faturasını kullanmaya başlayacağız. Elektronik defteri ise 1-1-2022 yılında kullanacağız. Her zaman için elektronik defterlerde belli istisnalar dışında yılbaşını, dönem başına dikkat edeceğiz. Bunun dışında istisnai olarak dönem içerisinde kimler geçebilir? İhtiyari olarak elektronik deftere geçmek isteyenler bir ay içerisinde elektronik defter başvurularını yapıp geçmek zorundalar. Yine nevi değişikliği, bölünme, birleşme varsa da tescil tarihinden itibaren, bir aydan itibaren 3 ay içerisinde mutlaka elektronik defter geçişlerinde yapmak zorundalar. Başkanım da bahsetti zaten. Elektronik defterlerde aylık ya da 3 aylık seçimleri var ama bunlar her zaman elektronik defterinizi aylık oluşturmanız gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Yine aylık aylık dosyalarınızı oluşturacaksınız. Elektronik defter klasörlerinin içerisinde yine 0-1-0-2 gibi klasörleri görmek zorundasınız. E-muhasebe fişi ile ilgili düzenleme var. Bu çok önemli bir düzenleme. Elektronik defter kullananlara artık muhasebe fişlerini oluşturma ve saklama yükümlülüğü de geldi. Bunu isterseniz kağıt ortamında, isterseniz elektronik ortamda yapabilirsiniz. Kağıt ortamında yapıyorsanız imzalayıp, kaşelip saklamanız gerekiyor. Elektronik ortamda yapacaksanız da herhangi bir format belirlememeksizin tamamen oradaki yazılım firmasına bırakarak elektronik ortamda oluşturacağınız muhasebe fişlerinin imzalanıp saklanması gerekiyor. Böylelikle elektronik defter kullanan firmaların artık oluşturması gereken belgeler şöyle oldu. 1. Elektronik defterler, YME defteri ve defteri kebir. 2. Beratlar, defteri kebir, YME defteri beratı, defter beratı raporu ve artık muhasebe fişi. Gelir dersi başkanlığına yüklenecek olan ise, bildirim yükümlülüğü olan ise sadece beratlar. Defter beratı, yani YME defteri, defteri kebir, defter berat raporu. Onun dışındaki YME defteri ve artık muhasebe fişlerinin birlikte saklanıyor olması gerekli. Çünkü gelir dersi başkanlığı defterler istediği zaman birlikte ibraz edilmesi gerekiyor. Gelir dairesi defterlerin oluşturması konusunda aylık ya da 3 aylık seçeneklerini sundu. Yine mali yıl başlangıcında seçimlik hakkımız olacak. Bunlardan hangisini seçersek onun üzerinden defterlerimizi gönderebileceğiz. Eskiden biliyorsunuz müteakip 3. ayın son günüydü. Ocak beratı Nisan'da, Şubat'ınki Mayıs'ta şeklinde gidiyordu. Son ayın beratları gelir vergisi mükellefi ise Mart, kurumlar vergisi mükellefi ise Nisan ayında son buluyordu. 3 aylıklarda Ocak, Şubat, Mart'ı artık geçici vergi dönemi ne zaman? Mayıs, Mayıs'ın sonunda. Nisan, Mayıs, Haziran'ı Ağustos sonunda. Temmuz, Ağustos, Eylül'ü Kasım sonunda. Ekim, Kasım, Aralık'ı ise eğer gelir vergisi mükellefiyseniz Mart, kurumlar vergisi mükellefiyseniz Nisan sonunda beyan edeceğiz, bildireceğiz. Gelir dersi başkanlığına yükleyeceğiz. Elektronik defterlerde aslında çok sıkıntılı bir durum vardı. Ne yapıyorduk? Firmanın mali mührünü alıp elektronik defteri oluşturup gelir dairesi başkanlığına gönderiyorduk. Şimdi gelir dairesi 2 tane seçenek sundu. Bunlardan bir tanesi meslek mensubunun imzalanması. Artık firma yerine meslek mensubu bu defterleri imzalayabilecek. Yine onaylı yazılımlardan imzaladığı bu defteri online bir şekilde servis kanalıyla gönderebilecek. Ya da özel entegratörler vasıtasıyla gönderebileceğiz. Nasıl olacak? Defterlerimizi oluşturacağız. Artık ister yazılım bulutta çalışsın, isterse masa üstünde çalışsın, hiç fark etmeksizin herkes oluşturduğu defteri gönder dediği zaman gelir dairesi başkanına iletilecek. Gelir dairesi başkanına imzalanmış dosya iletilecek. İletildikten sonra da beratları, imzaladığı beratları sistem otomatik olarak çekecek. Ama bunun şartı gelir dairesi başkanına mutlaka noter kanalıyla ya da bir elektronik muvafakatla bildiriliyor olması gerekiyor kimin defteri göndereceğine dair. Elektronik defterlerde zaman damgası çok önemli. Zaten yaşadığımız problemle de bunu anlamış olduk. Tebliğde de böyle bir zorunluluk varmış gibi algılanıyor ama aslında zaman damgasındaki uygulama eskisi gibi devam ediyor. Yani gelir dairesi başkanlığı sistemlerinde herhangi bir problem olduğu zaman beratların sadece imzalanması, zaman damgası imzalanması ve gönderilmesi durumunda herhangi bir cezaya da muhatap kalmayacağız. Zaman damgası biliyorsunuz kamu sertifikasyon merkezinden alınabilir ürünler kısmından. Bin kontör yaklaşık 236 lira. VKN bazında değil, bir firmanız için aldığınız zaman diğer firmalarınıza da kullanabilirsiniz. Aynı elektronik mali mühürü aldığınız gibi bu zaman damgasını da alabilirsiniz.
Gelir dairesinde saklama artık zorunlu oldu. Ve 5 yıl mı olacak, 10 yıl mı olacak tartışması da bitti. Artık 10 yıl saklanması gerekiyor. Gelir dairesi burada yine kendisi de bir aktör olarak duruyor. Yani istersek gelir dairesi başkanına defterlerimizi yükleyebileceğiz. Ya da özel entegratörler vasıtasıyla da defterlerimizi saklamakla ilgili zaten başkanım da gerekli açıklamaları yaptı. Saklamamız da mümkün olacak. Kağıt elektronik faturaya, e-arşiv faturasına geçtik. Kağıt faturalar ne olacak? Aslında başkanın da belirttiği gibi o kağıt faturaları yırtmayacağız, iptal etmeyeceğiz, vergi dairesine iade etmeyeceğiz. Onlar belli durumlarda. Örneğin işte milli güvenliği ilgilendiren durumlarda MİT, askeriye elektronik fatura istemiyor. Bu gibi durumlarda yine kağıt fatura düzenlemek gerektiğinde yine bunları da düzenlemiş olacağız. Başkanımız zaten yeteri kadar konuyla ilgili bilgiyi aktardı. Eğer isterseniz e-arşiv faturasını nasıl keseceğinizi de uygulama olarak göstereyim mi? Bir bakalım mı beraber? Hem bu arada size e-serbest meslek makbuzunun da başvurusu nasıl yapılır? Bir de ondan da kısaca isterseniz bahsederim.